Merhaba güreştürkiye.net severler. Bugün konuklarımız Ege Yürüten, Mehmet Dinler ve Oğuzhan Demir. Herkese merhaba. Ege, şu mikrofonu ağzından çek. Niye? Nefesini bir ben hissediyorum. Ya mikrofonun ses kısmı çalışmıyor, kısmı, tamam, kısmı. Tamam, biz sesini nefes sesini dinlemeyelim. Neyse. Mehmet Dinler, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Öncelikle merhaba. Merhaba canım. Öte yandan bugünün spesiyel guest hostu Oğuzhan Demir, Wrestling Turkey admini. Merhaba Oğuzhan. Merhabalar. Nasılsın? Görüşmeyeli. Güreş takip ettiğini herkes biliyor, ancak sürekli güreş yorumlama konusunda insanların bir şikayeti vardı. Ben de dedim ki Oğuzhan Demir radyoya gelir ve herkes hep beraber sohbet şeklinde ya güreş tartışma konularını konuşuruz ederiz. Bugün de belli başlı konular var ve Money in the Bank var. Hemen sorayım, Money in the Bank favorin kim erkeklerde? Vallahi az önce de bahsetmiştim, ben Baron Corbin. Evet, yayına girmeden önce kısa bir ön fikir alışverişi yapmıştık. Bu arada misafir olan bütün kullanıcılar üye olup chatbox'a katılıp sohbetimize dahil olabilir. Biz beraber güreş tartışırız, konuşuruz. Mehmet Dinler, Ege Yürüten. Bu gece kaçlık bir şov bekliyorsunuz? Efendim, ne sordum? Bir daha baştan alabilir miyim? Bu gece kaç üzerinden kaçlık bir şov bekliyorsunuz demiştim. Vallahi bir 10 üzerinden 3'ünü alırım yani. Yani beklentiler düşük. Niye düşük? Evet, Ege Yürüten. Yani ben main event sağ olsun, ben de çok fazla bir şey beklemiyorum bu şovdan. Ya bu eskiden Oğuzhan, sen de hatırlarsın. Money in the Bank zamanları geldiğinde millet birbirini kurşuna dizerdi. Çok gerilimli bir ortam, heyecanlı bir show olurdu. Bu sefer heyecan seviyesi düşük sanki ya. Neden böyle oldu? Vallahi artık bilemiyorum, birbirini takip eden senaryolar mı desek? Değil mi? Baymış senaryolar mı desek? Ya da tek brand'de. Evet, tek brand'de Money in the Bank'in sıkıştırılmış olması biraz problem yarattı mı bu konuda Mehmet Dinler? O yüzden olduğunu sanmıyorum ben. Bence en önemli sorun rate'lerin olmaması, o dediğim ortamda. Buradan forum yani kullanıcısı Matraka'da selam. Evet. Fanboyları olmayınca, fanboy olan gerizekalıları olmayınca tabii öyle kurşuna dizmeler falan filan olmuyor yani. O yüzden olabilir diyorum ben. Evet, bu arada tekrarlayalım, aramıza yeni katılan kullanıcılar var, 117 kişi. Chatbox'a üye olup sohbetimize katılıp biz beraber müşterek görüş alışverişleri de bulunabiliriz. Hemen Kurt Angle'ın bir açıklaması oldu ve bir spoiler düştü Ege. Bilmiyorum, haberin var mı? Okudun mu? Şey mi? Şu Maria ile Mike Bennett şey mi? Ya o da var. Onu geçtim. 2 hafta önce konuştuk. Ve Finn Balor ile ringe çıkabilirim dedi Kurt Angle. Acaba alttan alta bize bir mesaj mı veriyor? Güreşmek istiyorum mesajı olabilir mi? Ya da ringde onu SummerSlam'da görebilir miyiz sence? Radyomuzun da bu arada ilk konusuna girmiş bulunduk. Yani önce şu Corey Graves'de olan senaryosu nereye bağlanacak? Onu çok merak ediyorum ben. Ya o senaryo bu hafta işlemediler, farkında mısın? Senaryosu. Aynen, bu hafta işlemediler, farkında mısın? Aynen, onu boş geçtiler. Gerçi Raw'ın çoğu boş geçiyor zaten de. Evet. O geleceğiz. Ratinglerin düşüşü ve senaryolar. Ratingleri boş ver de. İzlenecek bir şey yok. YouTube'dan bakıyorum ben. Artık şey bile canlı kalmıyorum. Sonradan da bakmıyorum. YouTube'dan bile bakasım gelmiyor şovlara. O derece rezillik var. Ben Raw'dan keyif alıyorum ya son haftalarda. Ya hele şey troll gelmiş. Tamam, sıkıntı yok, hele ben ayarladım. 99.05. Tamam, sıkıntı yok. Evet Mehmet Dinler. Hele şey Extreme Rules sonrası şov hani muazzamdı ya bence. Hani yani Raw'da bence o kadar büyük bir sorun yok. Hani özellikle şimdi Lesnar'ın da gelmesiyle birlikte toparlanır biraz. Yani şampiyonun gelmesiyle birlikte toparlanır yani. Şunu bir banlayın, gözünü seveyim ya. Tamam. Ekranı mahvetti. Hiçbir şey okunmuyor. Abo! Tam boş verin chatbox şimdi. Finn Balor ile güreşme fikrini ortaya atan Kurt Angle'dan bir umut yok mu diyorsunuz? Ring içine dönmez mi? Sizi hiç heyecanlandırmıyor mu? Dönerse BM'de döner. Hall of Fame olmasaydı ben ihtimal verirdim ya de. Niye Hall of Fame? Niye Hall of Fame oluşunu bu kadar kafaya takıyorsunuz ki? Daha önce Hall of Fame olup da güreşen birçok isim oldu. Birçok isim olmadı. Doğru düzgün bir feud'la böyle büyük maça çıkan tek Hall of Famer Ric Flair'dı. O da şey, Hall of Fame olduktan bir gün sonra çıktı o maça yani. Hani emeklilik maçına. Başka yok ki öyle. Hep boş beleş maçlara çıktılar bahsettiğin isimler. Ya zaten full time güreşmesi yolunda bir hani şey olacak mı da gelişme olacak mı? Bence olmayacak. Full time şey güreşmekten bahsetmiyorum ama hiçbir Hall of Fame'in büyük maça çıktığı olmadı WWE'de. Evet. Oğuzhan Demir, sen ne düşünüyorsun Angle hakkında ve geleceğinin şekillenmesi nasıl vuku bulabilir? Ya Kurt Angle'ın bir iki senedir WWE'ye geleceği konuşuluyordu. Valla ne yalan söyleyeyim, ben pek ihtimal vermiyorum ama gelirse açıkçası eski bir hayranı olarak tabii ki de heyecan duyarım. Evet, bu konuyu geçiyorum o zaman. İkinci konumuz... Geçmeden bir şey diyeceğim. Yani evet. Güreşecekse de niye Finn Balor? Ya kendi isteği bu yönde. Ya zaten WrestleMania'da görünen feud o değil mi? Öyle. WrestleMania'da görünen feud o. Spoilerlar ama. Kovulduktan sonra arkasından sesini çıkacağı kesin bir şey yani. Corey Graves. Ya bu son iki haftadır, 3 haftadır işlenen senaryo zaten bu yönde değil mi? Abi son 2-3 haftadır işlenen senaryo ta WrestleMania'ya mı gidecek? Abi biz geçen sene görmedik mi zaten senaryonun Kevin Owens... o kadar uzatıp da yaptılar yani. Görmedik mi yani? Zaten gördük. Neyi gördük? Mesela senaryonun, Seth Rollins senaryosunun SummerSlam'den WrestleMania'ya uzadığını gördük ya. Abi Seth Rollins neyse bir şey demiyorum. Yanlış mı? İkinci konuya geçiyorum o zaman. Bu bizim güreşçi puanlama var Ege Yürüten'in yaptığı, değil mi Ege? Evet. Ben aklımda bir soru oluştu bu puanlamalardan ötürü. Daima kaslı güreşçilerde hani güreşçinin yeteneğine bakmadan karizmanın karşılığı kas, güreş tekniği değil de kasmış gibi yansıyor bizim Türk profesyonel güreş dünyasında. Sence Oğuzhan Demir, güreş dünyasında karizmanın karşılığı kaslı olmak mıdır yoksa teknik güreşmek midir? Ya benim için hiçbir zaman kaslı olmamıştır ama bizim ülkemizde gördüğünüz gibi Roman Reigns gibi kalaslar al işte çıkıyor maalesef. Neler dedi ya? Ya benim gözümde yani karizmatik güreşi dediğiniz zaman Nakamura gelir abi. Mesela adam yakışıklı mı değil. Tabii karizma dediğiniz zaman göreceli bir kavram bence. Yani bana göre teknik güreşi bir adım önde. King of Strong Style sen misin lan? Kim, ben mi? Yok. Değil. King of Nakamura'nın mikrofonu 10 puan verdi ya. Değil. King of Strong Styles'ı bulduk. Bu arada Oğuzhan, King of Strong Style olayını anlatayım. Bizim bir çok acayip bir Nakamura fanımız vardı da. Sen öyle deyince onun üzerinden bir espri ürettiler. Buyur de, buyur devam et sen. Ya öyle yani. Pek başka ekleyebileceğim bir şey yok. Evet. Sence Ege? Yani karizma dediğimiz şey aslında ne kas, ne teknik güreş, ne kavgacılık, hiçbir şey aslında. Şöyle seyirci gördüğü zaman aa bu adam geliyor, Oo, hazırlanalım, bacıları saklayalım olayı diye bence karizma. Mesela Ethan Carter III adam karizma yani. O şekilde seyircilerin tepki vermesi iyi veya kötü. Karizma yakışıklılık diyorsun yani. Yakışıklılık ya bence şey, tepki alması. Ben ring içinde sunabildiği bütün özelliklerin karizma olduğunu düşünüyorum. Yani bunun içinde güreş de vardır, stili de vardır, Seyircilere kendinin sunuş şekli de vardır. Seyircileri etkileme seviyesi de vardır. Mesela The Miz niçin 10 puan alıyor da Samoa Joe karizma konusunda 6 puan alıyor mesela, bilmiyorum ben. Sen neden sevmiyorlar? Ya Formülü neden? Biraz yakışıklığa göre oyluyor da olabilir. Yani güreşçi olmakta, karizmatik güreşçi olmanın yolu kaslı olmak mıdır? Yoksa ring içinde nasıl diyeyim? Teknik güreşmek midir? Neden olsam? Heybetidir bence yani. Undertaker mesela gördüğünüz zaman. Değil mi? Bak mesela senaryo çok... gimmick dedi mesela Oğuzhan. Aynen. Abi topluca ringde sunduğu şey işte yani hani şey güreşçi karizması dediğimiz şey. Yani şov boyunca sunduğu şeyin etkileyicilik seviyesi. Evet. Yani bunu özetlenebilir yani. Ben şey olarak da bakıyorum, o ayrı, hani yakalasam verir miyim vermez miyim ona göre de değerlendiriyorum. Lakin hani... Nasıl ya? Ya Roman Reigns mesela. Değil mi? Bir Roman Dean Ambrose mesela. Bir UA yapsana Ege, senin UA'larını özledik ya. Ya iddiada zaten kaybedeceğim. Money in the Bank'ten sonra yapayım onu ben. Ya şimdi de yap, özledik hadi ya. Abi bir tür iddianın anlamı kalmaz. Şey iddiaya girdim çünkü AJ Styles Money in the Bank'i alamazsa UA alıyorum diye. Şimdi niye AJ Styles'a bastın peki iddiayı? Adam favori yani. Adam favori güreşçim sonuçta. Kime basacağım? Allah Allah. Favori güreşçin AJ Styles. Dean Ambrose'dan sonra evet. Aa, ilginçmiş. O zaman diğer şampiyona geçelim. Diğer brandin şampiyonu. Brock Lesnar. Brock Lesnar'ın gelecekteki rakibi once in lifetime. Hayatta bir kez drag olabilir mi? Olursa nasıl etki eder? Sayın Oğuzhan Demir. Valla çok büyük bir feud yani mu ben, bu mesela? Ya tabii adı var ama ring içinde ben o kadar söz ettirebileceğini pek sanmıyorum. Yani şey Drak zaten veteran bir güreşçi olduğu için yapabilecekleri de bence bundan sonra sınırlı. Hı. Belki bir sürpriz olur, Roman Reigns gelir falan filan. Söveriz biz de milletçe. Tabii ki belli olmaz. Roman Reigns adamdır ya. Nasıl ya? Bak bu bizim yazın artık Roman Reigns'e bu yaz Roman Reigns'e sövmekten vazgeçip onu övmeye başladığımız yaz oldu. O kadar mağlubiyeti kabullendik Oğuzhan Demir. Sen ne zaman kabulleneceksin mağlubiyeti? Abi ben o adamı gittikten sonra kabullenirim artık. Benim kalbimde büyük bir yarası var. Değil mi? Undertaker maçından sonra hiç Ege ile konuşmadık. Ege, Undertaker Roman Reigns maçını nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi o maça pek bakmadım ben. Sen neye baktın son bir senede ya? Highlight'lardan bakıyorum böyle. Aha. Canlı izlemeye üşendim maçları. Bakılacak pek bir yanı yoktu zaten maçın ya. Adam mekanın sahibi ama şu anda. Değil mi? This is my yard now. Yarın gelecek ringe "This is my yard" deyip gidecek. Hayalim bu. O zaman bir UA yap ya. İşin de olmaz. Yarın tamam, artık o. Tamam, yarın öyleyse. İddiayı muhtemelen kaybedeceğim için yarın doya doya yaparız. Mehmet Dinler, John Cena geri dönüyor fakat iki brandde de artık bulunacak. Yeni süper yıldızımız John Cena. Freestyle geziyor, free agent geziyor. Neler düşünüyorsun John Cena'nın dönüşü ve iki brandde bulunma hamlesi hakkında? Bu WWE'nin düşen reytingler ve bilet sattırma hamlesi olarak mı görüyorsun bunu, yoksa senaryo olarak da açıklarını dolduruyor mu WWE'nin, nedir ne değildir? Evet, Cena'nın eğlenmek istemesi olarak görüyorum ben. Yani Cena ne isterse o oluyor sonuçta hani. Doğru. Ya yani öyle. Hani Cena muhtemelen çok SmackDown'la sınırlı kalmak istemedi. Haksız da sayılmaz. Hani şey AJ Styles işi bittikten sonra hani zaten şey SmackDown'da pek işi kalmamıştı. Hı. Yani takılacak birkaç ay. SummerSlam'dan sonra gene gidecek ama değil mi? Yo. Mahal'ı yeneceği için şu anki gidişatta. Oo. Deme. Öyle mi gidişat? Öyle gözüküyor. Rekoru kıracak yani. SummerSlam'de John Cena şampiyonluk rekorunu mu kıracak? Vallahi her taraf şey diyor, Jinder Mahal'la karşı karşıya gelecek diyor. Planlanan maç olduğu maç buymuş yani. Asiktir ya. Oğuzhan Demir. Ya ben bu akşam açıkçası Jinder Mahal'ın kaybedeceğini düşünüyorum. Show zaten Randy Orton memleketinde ama belli olmazsa bu işler. Değil mi? Sonra belki de bir keşin gelir. Son bir senedir bu arada Bayley memleketinde kaybetti. Sasha Banks memleketinde kaybetti. Bu memlekette kaybetme Styles'da olayı... kaybetti SmackDown'da. Ya kemeri mi kaybetti? Yo, Ziggler'a kaybetti. Ziggler'a kaybetti. Daha utanç verici bence. Onun bir borç olduğu söyleniyor ya. Normalde Styles'ın kaybedeceği ama hileyle kaybedeceği konusunda bir iddia var. Borç muydu sizce o hareket? Ya, ayağını koyup öyle yenilecekti. Haksız bir yenilgi yani. Gördüğüm oydu. Anladım. Davey Master'ın bir açıklaması oldu yakın tarihte. Artık WWE yeni bir John Cena yaratamaz. John Cena, yeni bir John Cena yaratmaya çalıştı mı WWE ya da yarattığı isimlerin John Cena olma potansiyeli mi düşüktü yoksa yaratamaz mı? Nedir ne değildir, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sana söz verelim Mehmet. Biraz artık alın yayını elimden. Ya yaratmaya çalıştı. Tabii ki senelerdir de çalışıyor. Hı hı. Önce şeyi denedi yani, önce demeyeyim de abi, Daniel Bryan'ı bir underdog senaryosuyla yükseltip ardından ona yeni kahraman modelini vereceklerdi. Olmadı. Roman Reigns olmadı. Dean Ambrose kısa bir süre denendi. Olmadı. Yani WWE istese yaratır ama yani artık John Cena'ların şeyinin geçtiği döneminin geçtiği bir şeydeyiz. Çağdayız. Şöyle bir şey var artık. İleri sarabiliyoruz yayınları. İzleme yani, en basitinden WWE kendisi YouTube ve WWE Network'te şovları gibi koyuyor. Ve bu şovları banttan şekilde takip etme imkanı sunuyor. Ve biz o şovları ileri sararak izleyebiliyoruz. Yani bir John Cena maçı, John Cena'nın eski tarz maçlarının hiçbir anlamı kalmıyor. 20 dakikalık maçı sadece 1,5 dakika halinde seyredebiliyoruz ve sonuca ulaşabiliyoruz. Bu yüzden zorla da olsa adama ısınamıyorsun yani. Adama alışamıyorsun ya da. Yani yeni... Bray Wyatt'ın maçlarının mesela en büyük sorunu bu olabilir ya. Ben Bray Wyatt'ın birçok maçında sona sarıyorum doğrudan. O yüzden adamın maç tarzına, tavrına bir türlü alışamıyorsun. Evet, Oğuzhan'ın bu arada Bray Wyatt ring içi hakkında düşüncelerini bilmiyoruz. Ring içinde yetenekli buluyor musun Bray Wyatt'ı Oğuzhan? Ya şimdi gimmick değişikliği olduğu için ne bileyim, benim gözüme Husky Harris gimmicki geliyor abi. O yüzden yeteneksiz buluyorum diyorsun. Açıkçası ya, yeteneksiz demeyeyim de. Gözüme hitap etmiyor diyeyim daha doğrusu. Güzel bir yaklaşım. Mehmet devam et. Yani tek şeyin Bray Wyatt değil, Raw ve SmackDown main eventlarının %90'ını falan yapıyorumdur. Şovu full izliyorsam, hı-hı, main event başlarken kapatıp YouTube'dan WWE'nin koyduğu kadarını izliyorum. Hı-hı. Yetiyor. O zamanında Hogan'la başlayan daha sonra kimle devam eden olabilir? Ya neyse Sinan'ın falan o tiplerin 15 dakika dayak yiyip son 1 dakikalık hareketleriyle coşup aldığı tarzdaki kahramanlıkları artık izlemiyor insanlar. Çünkü teknoloji gelişti yani genel olarak. O yüzden yaratmakla uğraşmayacaklardır. İsterlerse yeni, alternatif bir planla yapabilirler bunu. Güreş yeni nesil güreşin en büyük problemi teknoloji mi? Bu problem mi? Yeni John Cena'ların yaratılmaması. Hayır. Yeni John Cena'ların yaratılmaması problem değil de federasyonun yeni süper yıldızlar yaratamaması konusuna geleceğim Ege. Sen de dinliyorsun değil mi? Süper yıldız yaratamaması. Dinliyorum. Ya süper yıldız yok abi. Ben geçmişe bakıyorum. Ya biraz da güreşte açıkçası Oğuzhan eski sevicilik de var. Sürekli bir eskiye hayran olma var. Mesela aynısını Onat'ta da görüyorum. İşte Undertaker'a muhteşem gözüyle bakıyoruz. O eski sevicilik değil, o gerizekalılık. Aynen. Ya örnek Onat'sa o gerizekalılık. Ya bende yani. Ya sende de var aynısı. Undertaker emekli olurken oturdum burada ağladın. Herkes zinledi abi yani. Çünkü Undertaker emekli oldu yani. Ya hayır. Oğlum adam bak, ben güreş izlemeye başladığımda oradaydı. Bize yani. Doğru. Undertaker'ı bize yeni neslini sunabiliyorlar mı? Ya da CM Punk gitti, yeri doldu mu? Ya da Batista gitti, yeri doldu mu? Yahut işte eski güreşi Drak mesela Drak tarzı bir güreşçi eksikliğini WWE'nin çok yaşadığını düşünüyorum ben ya. Ya eline mikrofon alıp dımız değil bu. Eline mikrofon alıp tüm seyircileri işte Endless to Millions dediği zaman tüm seyircileri ayağa kaldırabilecek bir isim daha oldu mu Drak'tan sonra? Ya da bir stunner çektiği zaman arenaların coştu bir Daniel Bryan belki. Bu kadar arenaları ayağa kaldırabilen başka yok. Oldu mu? WWE'nin bu konuda sorununu görmüyor musunuz? Aynı soruyu da chatbox'a da soruyorum. Ege. Söz vermem beklemeyin. Evet. Rock tarzı adam diyorsa Enzo Amore var yani. Chatbox'taki malları şey yapsana. Tamam. Orasını ben görüyorum zaten. Orayı söz konusu edersen o adam devam edecek hareketine. Söz konusu etme orayı. Söyle. Yani Enzo Amore var mesela drag tarzı bir adam arıyorsak. Şimdi aynı ringiş performansı tarzı. Harbi ya, niye böyle oldu? Sen aynı problemi görmüyor musun yani? Yeni süper yıldızlar yaratılamadığını düşünmüyor musun? Şirkette. Yani WWE çabalamıyor ki yaratmak için ya da yanlış hareketler yapıyorlar. Tek bir isim üzerinde yoğunlaşıyorlar. O da Roman Reigns zaten günümüzde. Hı hı. Roman Reigns'e yoğunlaşalım derken diğerlerini salıyorlar. Yani tek bir güreşçi odaklanmanın negatif yanları oluyor bence şu anki durum. Yani Stephen Trueway demiş ki illa süper kahraman yaratılmak zorunda olunmamalı. İlk defa iki tane büyük isim yaratılıp aralarındaki feudlardan hem güreş kalitesi hem de seyir zevki sağlanabilir demiş. Oğuzhan Demir, senin bu WWE'nin süper yıldız sorunu hakkında düşüncelerin neler? Durumuna hani az önce de demiştin ya abi, teknoloji geliştikçe bu işler geriye mi gidiyor gibisinden. Ya bence teknoloji geliştikçe artık kayfa anlayışı iyice yani nasıl diyeyim bitme noktasına geldi. Mesela tabii bayağı zayıfladı. Undertaker'ın maçlarını izlediğimiz zaman bu adam nasıl bir adam böyle gizemli falan diye düşünüyorduk. Mesela atıyorum mutfağa falan gittiğimiz zaman Undertaker çıkar mı acaba gibisinden. Çünkü korkunç bir adamdı sonuçta. Kimlikli öyleydi. Evet. Ama şu anda mesela Bray Wyatt Darksider gimmickine sahip ama öyle bir korku ben çocuklarda olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun teknolojinin gelişmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Tabii bir de Haskeris gimmiki de var. Ona örnek verdim. Yani demek istediğim teknoloji geliştikçe bu süper hero yaratma işleri geri tepiyor gibi düşünüyorum. Ya peki benim merak ettiğim bir konu var Ege, buyur. Bir de şöyle bir durum var ama biz Undertaker, Batista, John Cena, Rey Mysterio bunların hep mesela prime zamanlar yani en iyi zamanlarını gördük. Şu anda ama yeni süperstar yaratılma çabalarını görüyoruz. Böyle de bir durum da olabilir yani. Olabilir. Alışma süreci gibisinden. Ya peki buna ben de katılıyorum evet. Şöyle de bir şey var abi yani biz seninle tanıştığımızda hani kaç sene olmuştur yani bu ortamın içine gireli aşağı yukarı 6 sene 7 sene falan yani ben daha lisedeydim öyle düşün. Çok olmuş. Neyse ya o zamanlar abi John Cena'yı eski nesil starlara göre çok daha düşük, çok daha alçak bir seviyede görüyorduk. Şimdi John Cena'ya dileniyor herkes yokluğunda. Hani gelse de şovlar güzel olsa diye. Adam efsane oldu çünkü. Abi bugünkülerin de aynı şeye gelecek. Ya abi Seth Rollins'i 4-5 sene sonra biz çok büyük bir star olarak anacağız. Bu yani. Biraz zaman meselesi diyorsun. Tabii ki zaman meselesi abi. Bak şu günümüz süperstarlarından kaçı doğru düzgün bir reign yaşamış ki daha hani. Yani bak Roman Reigns'in daha uzun süreli bir reign'i olmadı mesela. Ha, Roman Reigns'i biz hiçbir zaman öyle efsane olarak almayacağız. WWE'nin planı da o zaten muhtemelen de, neyse. Abi Seth Rollins'in hani bir tane doğru düzgün reign'i oldu. Adam hani ondan beri beli doğrulamadı adamın. İkincisi gelemedi bir türlü şanssızlıkları yüzünden. Abi başka da sayamıyorum. Ha. AJ Styles'ın, hani AJ Styles'a ne kadar yeni nesil star denir. O apayrı mesele. Başka kim oldu abi? Kimse yok ki. Hani bir durun, bir adamlar şey olsun, harbiden prime dönemlerine ulaşsın. Ya, yani yeni bir Batista yok diyorsun. Abi elini sallasan Batista'ya çarpar bu arada yani. Hani Batista kalitesinde güreşçiye de çarpar yani. Şu anki roster'da. Yani bir kez sevmiyorum, Batista yok diyorsun yani. Yani o yüzden ben de mesela şey diyorum, yapamam. Batista örneği mesela. Ege bir şey diyordun. Valla Dean Ambrose tek bir reign yaptı, Kevin Owens tek bir reign yaptı. Dediği doğru yani Mehmet'in. Sami Zayn'i biz ileride çok büyük bir yıldız olarak anabiliriz. Tek senaryoya bak. Ya bak, şunu sormak istiyorum ben. AJ Styles değil, Daniel Bryan'ın arenalarda yarattığı, ekran başında insanlara karşı yarattığı etki ne doğruda böyle büyük bir hani reaksiyon güreşçisi yaptı Daniel Bryan'ı. Hangi doğru bu seviyeye getirdi Daniel Bryan'ı? Ben bunu merak ediyorum. Nedir sizce? Çok güzel yükseltildi çünkü. Ya neydi mesela çok güzel yükseltilen? Şimdi aynı farklı güreşçiler aynı şekilde niçin yükseltilemiyor? Nerede hata yapılıyor? Yani mesela özür dileyerek kesiyorum. Mesela Goldberg geldi, bambaşka bir adammış gibi yansıtıldı, bambaşka bir adam oldu, çok büyük bir face oldu, o kadar arenaları açtı ki face güreşçiye, ana kemer kazandı ve gitti. Yani WWE'nin bu kadar kötü face kullanımı mıdır sorun, yoksa mevcut güreşçiler midir? Ya abi mevcut güreşçilerle ilgili bir sorun yok bir kere. WWE roster muhtemelen tarihinin en iyi noktasındadır şu anda yani. Hı hı. Hani katılıyorum. Ne Attitude Era'yla ne New Generation'la ne Ruthless Aggression'la hani aynen kıyaslanamaz bile yani. Onların toplamından çok daha büyük bir yetenek havuzuna sahip. Hani sadece ring içinden de bahsetmiyorum yani, hani arka planda da yani muazzam kitlere sahip. Hani abi senaryolarda büyük problemler var. Hala çatışması sürüyor çünkü. Yani eski tarz senaryoların hani denenmesiyle, hani eskiden vazgeçilememesiyle bir eski tarzdan vazgeçilememesiyle ilgili bir dönüyor. Yani Jinder Mahal'in bugün şampiyon olması. Hint pazarını elimde tutacağım diye Jinder Mahal'i şampiyon yapmak mesela yani. Abi, bu eski nesil bir düşünce. Bunun mesela hala atamamak. Goldberg'i şampiyon yapmak, Lesnar'ı şampiyon yapıp göndermek yani. Abi bunlar hani bu tip bir çatışma hala bir yeniye tam olarak geçemememize sebep oldu. Aslında bak Daniel Bryan senaryosu bile eski nesil bir senaryoydu. Daniel Bryan'ın WrestleMania'da kemeri alışı. Gerçekten doğru, eski nesil bir senaryoydu ama Daniel Bryan'ı o seviyeye getiren doğru adım neydi? Yani adamın yes moment yapıp bütün güreş camiasını smart fan olur olmaz iyi pazarlandı abi adam. Ha, niçin bugünün güreşçileri iyi pazarlanamıyor ya da bu tercih edilmiyor mu? Nedir olay orada? Buradaki kilit nokta ne? Ben çözemediğim için size soruyorum. Ya yani Daniel Bryan'ın yarattığı etkiye yaklaşan New Day var. Onlar da bayağı etki yarattı ama bilmiyorum izleyiciyi eğlendiren güreşçilere yöneliyorlar sanırım. Daniel Bryan'la New Day'in durumu pek aynı değil ama yani. New Day eğlendiriyor ama Daniel Bryan'ın peşinde vardı hani. Abi bu adam ne olursa olsun kazansın ya hani. Ben hani para vereyim. Yani, tabii farklı. Benim hayatımdan 5 yıl gitsin ama bu adam bu gece kemeri kazansın diyen insanlar vardı yani hani. Hani New Day'in durumu pek öyle değil gibi. Yani ki Daniel Bryan'ın o derece hani onu mesela abi WWE tarihinin en büyük yıldızlarında hani Rock'ta, Stone Cold'da falan o tip bir yoktu mesela. Yani bu derece büyük bir fanlık yoktu hani. Tamam adamın fanları şahane. Zaten herkes adamların fanı oluyor. Ama yani Daniel Bryan'ın o seyirci üzerinde yarattığı etkiyi kimse yaratamamıştı şimdiye kadar. O evet. Tekti. Bugün de tek yani hani. Tek olarak da kalabilir yani. Hiç şey peki. Değil. Yoksa Daniel Bryan'dan daha hani seyirciyi çeken isimler var yani. Seyirciyi daha çok harekete geçiren isimler var. En basit Dean Ambrose. Abi Daniel Bryan'dan çok daha iyi harekete geçiriyor seyirciyi. Ama bu tarz bir etki yaratmıyor işte. Arada bir tık ton farkı var sanki. Daniel Bryan'ın... Dean Ambrose'un hater'ı da çok abi ya. Çok. O bizim forumda. Daniel Bryan'ın şimdi o seviyesi... Şimdi yazmaya başlarlar direkt. Aynen. Daniel Bryan'ın Ege o seviyeye gelmesinin sebebi uzun süre kazanmasının beklenildiği ve kaybettiği Royal Rumble maçları olabilir mi? Rumble maçları olabilir mi? Yani bu adam çok büyük beklentilerle kazanılmasını beklediği şovlar vardı ve kazanamadı. Birinde Roman Reigns aldı. Diğerinde kim aldı? Batista aldı. Sürekli başa saran bir Daniel Bryan beklentisi oldu. Acaba Daniel Bryan'ın o seviyeye gelmesinin sebebi burada kazanamadığı başarılar mıdır? Yani gösterip de elletmemek bir nevi işte. Doğru. Doğru. Yani 2014'te işte alamadı. Hı-hı. Seyirci hırslandı. Sonra işte Rumble'dan sonraki PPV'de gene kaybetti. Ondan sonra kemer aldı zaten yani. Seyircinin hissini hemen vermemek lazım. Ama Bryan ondan önce de çok büyük reaksiyon alıyordu. Dustin'in karşısına çıkmadan önce çok büyük reaksiyon alıyordu ki seyirci reaksiyonundan dolayı zaten Sinan'ın karşısına çıktı. Hani öyle de bir şey var yani. Hani Sinan'ın ilk olarak ben Daniel Bryan'ı rakip olarak seçiyorum dediğinde Bryan'ın ringe çıkarken aldığı reaksiyon WrestleMania gecesinden hiçbir farkı yoktu. Hani gerçekten büyüktü. Yani Bryan zaten momentumunu biraz kıstılar ilk başta. CM Punk çıkacak Triple H karşısına diye. İşte Wyatt Family'ye kaybetti. Bir daha kaybetti Rumble'da. Ondan sonra Rumble'a girmedi. Onlar iyice arttırdı. Ama ondan önce de çok büyük bir reaksiyonu vardı yani. Kaybettirerek almadı o reaksiyonu. Ya da underrated bir senaryoyla almadı tam olarak. Abi Hell No ile birlikte acayip yükseldi mesela onun reaksiyonu. Hell No dağılırken hani ana kemere yürüyeceği artık belli olmuştu. Seyirci çok seviyor diye çünkü. Hı-hı. Ama Hell No ile mesela kaybetmiyordu. Adam bütün roster'ı bize getirmişlerdi mesela. Hani kaybettiği için reaksiyon aldı demek çok da doğru değil o yüzden. Kaybettikçe tamam artmış olabilir. Ama yani o reaksiyonun temeli kaybetmesiyle gelmedi. O zaman bu konuyu sonlandırıyorum Oğuzhan Demir. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yavaş yavaş şov maç kartına geçiyoruz. Yani Daniel Bryan'ın bu kadar yükselmesinin başka bir sebebi de Chris Benoit'ten sonra en teknik güreşçilerden biri olması diye değil düşünüyorum. Mi? Değil mi? Çok farklı bir yaklaşım oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında Mehmet? Efendim? Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Yani o güne kadar Chris Benoit'dan sonra Oğuzhan dediği gelen en teknik güreşçi Daniel Bryan. Evet. Hatta Benoit dahil, ya Benoit'ın zamanında da en teknik güreşçi seçilmiş bir adamdı Bryan. Hı hı. Yani ama işte hani ya başarılı olmasının sebebi teknik olması değildi yani. Hani başarılı olmasının sebebi yani başka bir şey. Hani seyirciyle iletişiminin çok başka bir boyutta olmasıydı yani. Hani teknik güreşle hani bir yere kadar geliniyor. En fazla Benoit olabiliyorsun işte. Nadir Bey sormuş Ege. Daniel Bryan süper yıldız olacaktı diyorsunuz. Ki bizce oldu da yani olduğunu konuştuk. Hatta niye Daniel Bryan gibi olamadıklarını konuştuk. Peki Taker'ın serisini Daniel Bryan kırsaydı ne olurdu? Sizce süper yıldız olması için nasıl bir adım olurdu bu demiş Ege. Yani bence çok mantıklı olmazdı Taker'ın serisini kırmak için. Çünkü Taker'ın serisini kırınca otomatikman bir negatif reaksiyon alıyorsunuz. Bu da Bryan gibi böyle çok müthiş tezahüratlar alan birisi uymazdı yani. Taker'ı yenmek böyle Reigns gibi, Lesnar gibi adamlara uyardı. Uydu da zaten. Ama tabii bu dediğiniz şey biraz kısa vadede biliyorum ama uzun vadede ben çok ivme yakalayabileceğini düşünüyorum. Kimin? Gerçi bu tarz sorular çok what if tarzı kalıyor. Yorum da yapamıyorum yani. Evet, Lanetic Finimal'ın güzel bir yorumu var. Bayağı eskici bir kitle var. Casual aile kitlesi var. Hardcore kitle var. Senaryo karakter kitlesi var. Güreş takip edenler arasında. Sırf ring içi kitle var. Bunları izleyen, indie izleyen kitle var. Japon güreşi, o hardcore style. Progress değil. Var. Ya gibi. Onları sıralamış Lunatic Finimal. Progress çok iyi bir şirket oldu. Bak izle, ben sana diyeyim. Soruya geleceğim. Gitgide artıyor WWE güreş izleyicisi tipi ve WWE bunların hepsini eğlendirecek adamı 20 yılda bir bulur demiş. Ne düşünüyorsun Oğuzhan? Ya tabii ki katılıyorum. Hatta bu en sonda 20 yılda bir çıkan da Daniel Bryan demiş. Yani bu Daniel Bryan gibisini beklemeyin demiş bize. Yani olabilir mi? Mümkün müdür? Acaba... Ben kesinlikle katılıyorum abi, çünkü kimisi bahsettiğin güreş şirketlerini takip edenler, atıyorum, adamın karizmasına bakar ve hatta kimisi de yeteneğine bakar. Bunların hepsinin bir anda olduğu bir güreşin de çıkması dediğiniz gibi çok zor olur. 20 yılda olmayabilir belki. Belki bir Daniel Bryan'dır değil mi? Aynen öyle. Evet, maç karta geçelim Ege. Maç kartı sen sun. Chatbox'tan şey diyorlar. Dean Ambrose'un geleceği nasıl olur diyorlar. Sürekli. Ne? Daniel Bryan diyorum. Dean Ambrose'un geleceği, bugün maçı var mı Dean Ambrose'un ya? Hayda. Yok. İşte o kadar boş bir güreşçi Dean Ambrose. Adam Raw'da, çünkü ne yapsın SmackDown'da? Kardeşim işte John Cena gibi olacak. Zaten geç ay Money in the Bank'i aldı. Yeni yeteneklere bırakıyordu artık. Kesin öyledir. Chatbox'a bak, sana bir şey gönderiyorum. Chatbox'a attım. Maç kartı sensun Ege. Maç kartı. Önce kick-off'tan başlayayım o zaman. Hı. Geçen şova return yapan Zack Ryder ve Mojo Rawley kolonlara karşı. Ne oldu bunların adı ya? Epico Primo. O mu oldu? He. İşte onlara karşı. Hype Bros kolonlara karşı. Ne düşünüyorsunuz? Zack Ryder sakatlığından döndü bu arada. Aynen öyle. 8-9 aylık sakatlığı vardı. Kick-off'u izleyecek var mı ya? Ben izlerim. Ben Mojo Rawley'i seviyorum. Bu arada Mojo Rawley demişken adam WrestleMania'da müthiş bir başarıya imza attı Oğuzhan. Geldim abi. Bir daha alabilir miyim? Mojo Rawley'in WrestleMania'da çok büyük bir başarısından konuşuyorduk. Başarıya imza attığından konuşuyorduk. Ne olur ne olmaz. Sence Mojo Rawley ilerleyen yıllarda büyük bir main eventer olabilir mi? Ya şimdi WWE çok ters köşeye yatırmayı seven bir şirket. Vallahi bilemiyorum yani. Sanmıyorum. Mehmet? Ben cevap verebilir miyim bu soruya? Evet. Seni bekliyoruz. Olamaz. Niye çok beğeniyordun, seviyordun? Niye seviyorsun? İzlemeyi seviyorumla şampiyon olabilir aynı şey. Ya sen yıllarca Breezango'nun çok büyük tek team'i olacağını söyledin. Yazın sana öyle güldük. Şimdi çok acayip senaryolar yapıyor. Bu nedir ya? Senin öngörülerine güveniyoruz bu konuda. İşte benim sevdiklerim ayda yılda 5 yılda 10 yılda bir zaten çıkabiliyor. Farkındaysanız bu pay-per-view'da da şeyleri yok. Maçları yok. Yok evet. Ama illa gözükürler arkada, gene bir fashion files falan. Files yaparlar da yani. Ben Colons'la onlar karşılaşır. SummerSlam'e de kemer maçına çıkarlar belki diyordum. Böyle dörtlü falan. Ama yok yani. New Day'in gelişi epey etkiledi seninkileri. New Day'in maçına gelince konuşuruz ama yani şey değil pek. New Day'in de pek kemer alacağını zannetmiyorum ben, ama neyse konuşuruz. Hype Bros kazanır diyorum ben. Hype Bros kazanır tabii canım. Colons ne kazanacak? Hype Bros kazanır bence de yani. Colons ne ya? Evet, Colons geldiğinden beri kaç maç kazanabilmiştir acaba ya? Bence birdir ya o da. Hani haftalık şovlar, live eventler falan dahil yani. Bunlar hep heal'dı zaten. Heal olduğu için maç da kazanamıyorlar. Evet. Vallahi çok merak ettim şu an. Ascension tarzı bir şey olmuş olabilirler. Ascension geçen maç kazanamamıştı ya da bir tane falan. Evet, evet. Hayırlısı. Oğuzhan? Ya ben Hardy Boys'un single takılmasından yana bir güreş sever olduğum için Hardy Boys'un açıkçası pek kazanmasını da istemiyorum. Renginin pek uzun sürmesini istemiyorum ama tabii ki de kazanacaktır. Hardy Boys? Rav'a gitti kafa Oğuzhan. Bir SmackDown tek teamlerine var. Hype Bros. Hatlar karıştı abi. Olur. Şu an bulduğum ortamı görmeniz gerekiyor. Olur. Ege, devam et. NXT reklamı çekelim şu ortaya. Aleister Black kardeşimiz Cassius Ohno ile karşılaşacak NXT'de. İzlemenizi öneriyorum. Hı. Muhtemelen tokatlarız ama bekliyoruz bakalım. Bu arada tokatlanacak taraf kim? Tokatlayacak taraf Ohno kim? Ha, göbekli siz arkadaş. Aleister Black'çi misiniz siz? Aynen. Bu Mamse'nin niye bütün sevdiği güreşçilere hayran oluyorsun sen Sayın Ege Yürüten? Dean Ambrose deyip zaten sana ters argüman sunuyorum şu anda. Doğru. Çok haklıyım. SmackDown Kadınlar Şampiyonluğu maçında geri dönen Lana ile Naomi karşılaşıyor Mehmet Dinler. Evet. Ne? Hangisi daha çok kurtarabilir? Lana'nın değil bu maçı değil mi bu? Evet. Güzel olan kazansın. Bir Lana'nın... Yani... Güzel olan kazansın. Maçtan... Metzer'in... Bayley... Alexa Bliss maçına puan vermemesi gibi. Lana, vallahi... Naomi... Lana da ring içine ilk maçı... bir kemer maçı oldu. Kendi alanının ana kemer maçı oldu. Neler düşünüyorsun Mehmet Dinler? İlk maçı değil Lana'nın. Ya SmackDown'daki ilk maç. Aynen SmackDown'daki ilk maç. Yani çok da kazanamayacağı için çok sıkıntı değil yani herhalde değil mi? Ne bileyim. Yani Naomi zaten kazanacak yani. Valla Eva Mary'den daha çok yakıştı bu role. Ya herkes Eva Mary'den daha çok yakışıyor ringde. Onda sorun yok zaten de. Yani ne bileyim o şey hikayesi de hani işte güzel çekici şampiyon böyle şeyi taşısın, divizyonun yüzü olsun falan. Ben Eva Marie zamanında da ona inanmıyordum. Şimdi de inanmıyorum yani. WWE deniyor böyle şey. Emalina ile denedi bir de. Raw'da. Evet, denemiş mi oldu onu? 18 hafta promo kestiler. Sonra bir daha dönüyorum dedi Emalina. Hangisi? Geçen geldi ama tekrar ya. Aynen. Alexa'yı böldü. Evet. Böyle çok iyi oldu ya. Emalina olup da ne yapacak? Emma ne yapacak? Ay ama hiçbir sikim yok o kızda da var ya. Korumunu abartması. Güreşçi puanlamada 3. sırada da 7 puan almış kız. Ne? Ya bir dakika şimdi bana güreşçi puanlama deme. Benim o konuda söyleyeceklerim var zaten. Açtırtma ağzım bence. Söyle bak, ben alınmam zaten. Bak, ben bir şey yok. Bak ring içi Randy Orton'dan daha yüksek olan isimleri sayıyorum. John Cena. The Miz. Başka Dolph Ziggler, bir dakika ya. Rusev. Bunların hepsi zaten ring içi yüksek brandeden. Strowman. Abi başka bir saniye. Randy Orton ring içi daha yüksek. Büyük. Abi, bir dinler misin? Randy Orton ara geçiş güreşçisidir bir kere. Yani büyük bir kemer reyni yoktur Randy Orton'un. Hep ya Forumda gördüğün yorumlarla bana saldırma şimdi. Kardeşim ben tabii başka neyle saldıracağım? Ben 13 yaşında bir adamım. Sana başka nasıl argüman üretebilirim? Bari kendi fikirlerinle gel bana. Forumda gördüğün şeylerle gelme bana. Kafam güzelken cevapladığım şeylerle gelme bana. Yalan mı? Kimin yankı yapıyor? Yalan mı? Yalan? Yalanlık bir durum mu var? Hayır. Ayrıca benim dediğim şey neydi? Ring içi Randy Orton'dan daha yüksek olan güreşçileri saydım. Ya John Cena, Dolph Ziggler geçiniz arkadaşım. Bir dakika ya. Dolph Ziggler dediğin adam bir bok değildir. Bir dakika Dolph Ziggler dediğin hayır ya bir sus ya. Dolph Ziggler dediğin adam. Kardeşim Dolph Ziggler. Ya abi teknik güreş zaten selling değil midir? Abi Dolph Ziggler teknik güreşçi mi? Ne zamandan beri? Teknik güreşçi bu da haberi var mı? 2 sene önceye kadar, tamam mı? Bu ringde, bu yeni jenerasyon gelene kadar bu ringde, tamam, we want Ziggler diyerek mastürbasyon yapıyordu seyirciler. Ne oldu? Randy Orton neredeydi? Ya. Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi demek abi. Bir de Randy Orton ne koyun ne koç, tamam mı? Ne de keçi. Bırakacaksın kardeşim. Birader, bak. Abi oynat bak. Dolph Ziggler ne zaman oynat? Ne zaman senaryo aldı? Bana bir şey söyle. Bizos. Dolph Ziggler hakkında söylenenler aynısı 2 sene önce Cody Rhodes hakkında da söyleniyordu. Şimdi bak bütün dip sayfaya sövüyorlar adama. Niye acaba? İyi güreşçi olmadığı için olabilir mi? Bak, Dolph Ziggler için de aynı şey geçerli. Dolph Ziggler ne zaman büyük bir senaryo aldı? Ha? Dolph Ziggler ne zaman senaryo aldı? Ne zaman aldı? İşte. Kardeşim bak, adamı oynattırmadılar ya. Bunu bak, bana Ziggler gitsin Sami ile güreşsin, bize ne ya? Kardeşim Sami Zayn de o şekilde 2 sene sonra Sami bugün... değil, Sami kadın olan. Bak geç onu. Şimdi, ben makasını bırak şimdi. Bak. Affedersin de bak, ring içi konuşuyorduk. Ziggler'la Sami Zayn'i aynı cümlede kullanabiliyorsun. Hiç mi utanma yok? Bak Sami Zayn. Aynı kıyaslamada kullanıyorsun. Hiç mi utanma yok? Sami Zayn bak 2 sene önce Dolph Ziggler'a büyük güreşçi muamelesi yapıyordunuz. Bak bugün Sami Zayn'e aynı muamele yapılıyor. 2 sene sonra Sami Zayn'in de ağzına tüküreceksiniz. Siz iki yüzlüsünüz abi. Abi siz ben seninle aynı yayında bulunmak istemiyorum. Ben seninle aynı yayında bulunmak istemiyorum bundan sonra. Siz iki yüzlüsünüz. Abicim Sami Zayn'in NXT'de çıkardığı maçlar belli. NXT öncesi çıkardığı maçlar belli. Sen Ziggler'la nasıl kıyaslayabiliyorsun ya? Kardeş. Ziggler'ın 5. sırada olmuş olması erkeklerde. Kardeş. Ya forum zaten halk cevabı veriyor kardeş. Halk sandıkta cevabı veriyor zaten. Bunlar... Bu arada Finn Balor falan da yani Randy Orton'dan daha iyi ring içine sahipmiş. Yani. Çok acayip. Bak, Sami Zayn de büyük senaryo alamayacak ve çok yetenekli bir güreşçi. 2 sene sonra bugün Dolph Ziggler'a yaptığınız muameleyi Sami Zayn'e yapacaksınız, tamam mı? Diyeceksiniz ki ben 2 sene sonra diyeceğim ki Sami Zayn olur mu ya, iyi güreşçi. Siz de teknik güreşle Sami Zayn'i nasıl yan yana getiriyorsunuz diyeceksiniz. Abi 200. Ay 2 sene. Bir dakika. 2 sene önceki yorumların forumda duruyor. Çıkarttırırım. Dolph Ziggler'a bir kere bile iyi teknik güreşçi dediysem beni şurada yatırsınlar, siksinler. Bak tamam, 2011'de Dolph Ziggler şampiyon olduğunda, tamam mı? 2011'de ya kardeşim o gün, tamam mı? Dolph Ziggler'a yazdığım metiyeleri herkes biliyor Mehmet Dinler. Tamam mı? Metiyeleri. Evet. Çıkar göster. Çıkar göster. Abi ben belgelerle konuşacağım. Bir dahaki yayına belgelerle konuşacağım. Göster. Bir dahaki yayına. Tamam. Great Balls of Fire mı? Tamam birader. Evet aynen, Great Balls of Fire. Bak, o bir dakika ben ya. Bak, var ya götüme sokacağım eğer sen o belgeleri getirirsen. Tamam mı? Bir de Oğuzhan Demir şu an bizi objektif bir gözle izledi ve Dolph Ziggler, Sami Zayn ve teknik güreş konusunda son noktayı Oğuzhan Demir koysun. Ya Sami Zayn tabii ki yetenekli güreşçi ama yani ne bileyim, hareketleri önceden tahmin ediliyor falan. Yani elin Suriyelisini boş verin ya. Ne? Ben Dolph Ziggler'ı falanım abi. Ya pek objektif yaklaşamayacağım. O yüzden kusura bakmayın. Ya ben kesinlikle Dolph Ziggler çok yetenekli güreşçi diyorum ve teknik güreşliğini iddia ediyorum. Mehmet Dinler de ise tam tersini söylüyor. Bunu bir sonraki yayın kararlaştırırız. Sıradaki maçımız tek team şampiyonluğu, takım SmackDown takımlar kemeri Usolar'la geri dönen New Day karşı karşıya. Ege, Usolar'ın biliyorsun Samoalı oluşundan ötürü. Uzo ne amına koyayım, Yunan içkisini tanıtıyor. Yok kanki. Yani Usolar şimdi bence koruyacaktır bu maçta. Disqualification'la veya şeyle, normal hileyle. Heh. Ama New Day'in kıç kıvırmalarını da çok özlemişim ya. Bir dakika. Uso mu? Uso mu? Ben ne desem dalga geçiyorsunuz zaten benim İngilizceyle. Uso diyorum ben. Ha, ben de Uso diyorum. Ha. Bak Uso diyor. Ben Uso diyordum. Ben onunla dalga geçtim. Neyse. Zaten lehçeyle çok dalga geçen oluyor da. Ne, o konu başka. Yasuo de bir de istersen ya. Lola kaç. Bu arkadaşlar ikizler şey yapıyor. Yeni gimmikiyle çok büyük fark yarattığını söyleniyor. Güreş konuşulan alanlarda. Siz heel gimmickini nasıl buluyorsunuz Usoların? Ve New Day'in yeni enerjisi SmackDown'a uyabildi mi? Neler düşünüyorsun? Mehmet Dinler senle başlayalım. Ardından söz vermemi beklemeden aramızda tartışalım. Vallahi Uso biraderler zaten iyi. Yani ben bilirsiniz Samoalı taksolamayı severim. Yani o yüzden Usoları ben seviyorum. Neyse. Yani zaten favori tekniğimdi. Hala da öyleler yani Breezango dışında. Hani ya ben bu maçta onları destekliyorum mesela. Gayet de iyi heel'lar ayrıca. Yani gayet iyi face'lerdi. Gayet iyi de heel'lar. Valla yakışıyorlar. Heel halleriyle ringde çok tempolu maç çıkarıyorlar. Hala ki bu WWE standartlarında çok şaşırtıcı bir şey aslında. New Day'e gelirsek New Day uydu. Zaten New Day'in bir yere uyması değil. Genel olarak gittikleri yer New Day'e uyuyor. Hani o yüzden hani peşlerinden sürüklüyorlar herkesi. O yüzden sıkıntı yok yani hani onlarda. Gayet eğleniyorlar, eğlendiriyorlar. Vallahi hani SmackDown'da çok güzel. Neleri? Kanalları. Kanalları mı? Kanalları aynen. Up Oyun kanalı değil mi? Ha. Xavier Woods'un kanalı diyor. Aynen. Ha, güzel. Ama zaten ortak yayına girdikleri için genelde onların kanalları yani. Yani şey ya hani çok güzeller. Bir de son dönem Kofi'nin sakatlığından sonra şey Woods iyice ring içine dahil oldu. Hani Kofi döndüğünden beri çok da şey güreşmemeye çalışıyor hala. Bu arada 2010'daki dünyanın en büyük Kofi Kingston fanı Mehmet Dinler'dir bu arada. Evet, hala dünyanın en büyük Kofi Kingston fanı olabilirim. Sor. Yani şey hani Woods'un ring içine dahil olması çok güzel bir şey çünkü çok standart dışı bir şey çıkarıyor. O yüzden maçlar daha da keyifli hale geliyor. Sıkıntı yok yani hani maç feud güzeldi. Özellikle Breezango'nun katılmasıyla birlikte ya Breezango'nun kopmamasıyla birlikte çok daha keyifli hale geldi. Yani bence güzel feud, güzel de maç çıkar. Valla birkaç pay-per-view daha devam da edebilir hatta benim için sıkıntı yok yani. Ege? Evet. Şeye bakıyorum ben şu anda New Day kısmında chatbox kopmuş vaziyette. Page'lere, Caitlyn'lere girdiler. Ya ilginç, ilginç. Caitlyn'in... Baktınız mı o kasetlere? Senden başka herkes bakmış gibi duruyor. Ben baktım. Sen... Abi ben Xavier Woods'un itibar kaybettiğini düşünüyordum ama yani belki de New Day dağılır falan diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Ben onların arkasındayım bu maçta. Vallahi bak bu üçü açıkçası Oğuzhan bu üçü dünyanın neresinde buluşursa buluşsun herhangi bir işte başarılı olamazlar tek başına. Ama New Day olayı ben WWE'ye çok uyumlu olduklarını ve yıllarca süreceğini bir zaman sonra DX gibi anılacağı kanaatindeyim. Sen fikrin nedir ayrıca Chatbox'a da yavaştan yönelelim. Chatbox'ta 55 kişi var. Ya sohbet abi, kıvamına mesela... geldiler. Evet Oğuzhan. İsimleri okuyalım. Hocayı okumadık. Okuyacağız. Evet Oğuzhan. Roman Reigns'in fanları Roman Reigns'in ürünlerinin falan satılmasının Roman Reigns'in yükselttiğini öne sürüyorlardı ama ben bakıyorum New Day'in şeyleri, tişörtleri veya ne bileyim bileklikleri falan çok daha fazla satıyor Roman Reigns'ten. Yani bence bu adamlar cidden hak ediyor bulundukları yeri. Ben öyle düşünüyorum. Ayrıca zaten yan ürünleri de var. Bu koku şey ben pek ilgili değil. Ha bu tiyoz. Yan ürünleri de var. Bir ara CM Punk'ın dondurması gibi iyi bir pazarlama aygıtı da olmuş durumda New Day. Açıkçası epey başarılı WWE'nin son zamanlarda iyi yarattığı markalardan. Ne diyor? Gelir elde ediyor. Tabii ki. Aynı zamanda ben kemerlerin bu gece New Day'e geçeceği kanaatindeyim. SummerSlam'de New Day show yapar SummerSlam'de. Bana açıkçası öyle geliyor. Sen neler düşünüyorsun? Son olarak Mehmet Dinler, bu konuyu da kapatalım, ardından diğer maç karta geçeceğiz. Ya New Day, ben SummerSlam'da çoklu maç bekliyorum tek team şampiyonluğu için. Ve Breezango'nun şu yükselişini özellikle ödüllendireceklerini düşünüyorum. Bir şekilde onlar da dahil olacaklar ve Collins'la ya da belki Zack Ryder'larla birlikte dörtlü maç çıkacak. New Day orada alacak gibi duruyor kemeri, ama WWE'nin politikası belli olmaz yani gerçekten çok reaksiyon alana bir türlü vermeme durumu en son Austin Aries'den gördüğümüz durum. Belki New Day'de de yaşanabilir. New Day'in reaksiyon alması için kemere de ihtiyacı yok bu arada. Onu da farkında olabilirler yani Gerçekten ya 20 maç üst üste kaybetse New Day ertesi çok gene seyirci aynı reaksiyonu verecek adamlara. Öyle. Reaksiyonlarının kazanmalarıyla hiçbir alakası yok. O yüzden sıkıntı yok onlar. Bir nevi star oldular diyorsun artık. Aynen hiç. Ya inandırıcılık denen şeye ihtiyaçları yok ki. Ya az önce Oğuzhan'ın söylediği gibi demişti ya, bir Daniel Bryan, iki New Day, çok farklı alanlarda da olsa. Ama gerçekten öyle. Öyle olduğunu da izleyince fark ediliyor. Düşününce de anlaşılıyor. Kesinlikle ya New Day maça çıkmadığı Road to WrestleMania döneminde de en büyük reaksiyonu alan ekipti Sıkıntı yok onlarda. O yüzden hiç almaya da bilirler kemeri. WrestleMania'ya kadar falan diğer maça geçelim o zaman. Hemen Ercüment Gençoğlu'nun sorusuyla SmackDown Kadınlar Money in the Bank briefcase'i için merdiven maçına çıkıyor. Maça AJ Lee Divas demiş, Women's Money in the Bank için 6. aday olabilir mi diyerek bu maça geçelim. Maç kartın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet Mehmet Dinler. Cevap veriyorum. Hayır. Ben de hayır olduğunu düşünüyorum. Zira CM Punk'la WWE'nin çok büyük aralarında problemlerin olduğunu ve davalık olduklarını biliyorum. Haliyle AJ Lee'nin gelişi ne yazık ki bu açıdan biraz sıkıntılı. Boşanmadan olmaz. Aynen, boşanmadan olmaz. Durum o yani. Abi Punk dönecek falan diyorlar ama bana çok uçuk geliyor yani, ne bileyim. UFC ile hala sözleşmesi yok onun ya. Atıyorum UFC ile sözleşmesi bitse bile. UFC'nin yol verdiği söyleniyor hatta Punk'a. O haberleri okudunuz mu? Ya başlayacak ilk kısımda başlayacak. Main card'a çıkarılmayacak öyle deniyordu. Ya main card'da madara oluyor çünkü. Abi bak şu UFC'de çıktığı ilk maçı ben canlı izledim. Açıkçası yaşlı dedeler gibiydi. Hiç kafesin içinde kafesin içinde senaryo oynayacak bir hali vardı CM Punk'ın ama öyle olmadığını dayak yiyerek görmüş oldu. Gerçekten ayakları falan çok yavaş kaldı. Çok UFC MMA koştu direkt adama. MMA uzmanı değilim. MMA uzmanı olan arkadaşlar yorumda maçın temel mantığını söylerse okurum ama o siklette değil CM Punk ve MMA'de tutunabileceğini düşünmüyorum. CM Punk her zaman iddia ettiği gibi dövüşçü değil zaten CM Punk profesyonel güreşçi abi Ne işin var senin MMA'de? Ya inat uğruna gitti. CM Punk'ın özetle neden gidemediğini herkes biliyordur. Ben bir hatırlatayım. Bu adam WrestleMania Main Event'ında Big Moment zafer vermedikleri için adam yol attı. Bunun hatta ayrılacağı zaman Kane'le senaryoya girmesi gündemdeydi. Adam çekti topladı gitti sakatlık bahanesiyle. Öte yandan CM Punk'ın böyle bir bahaneyle giden CM Punk'ın geri dönmesi için öyle bir senaryo vaat edileceğini ancak öngörebiliyorum ve mevcut WWE yönetimiyle de bu mümkün değil. Zira zaten CM Punk'ın UFC'de maça çıkmadan önce Vince beni dava etmek için avukatlarıyla uğraşıyordur gibi bir sözü vardı. CM Punk'ın WWE ile olan ilişkisi bu. Ne yazık ki. AJ Lee sorusuna da böyle yanıtlayalım. SmackDown Kadınlar Money in the Bank merdiven maçında Becky Lynch, Charlotte Flair, Natalya, Tamina ve Carmella karşı karşıya geliyor ve bir kişinin de ekleneceği resmileşti mi? Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey değil. Yok. Ben de baktım WWE.com'a, resmi değil ama öyle bir spoiler var. Maria üzerine yoğunlaşılmış halde. Ne düşünüyorsun Sayın Oğuzhan Demir, senden başlayalım. Vallahi ben Carmella'nın abi bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bizim grupta falan da çokça ondan ümitli olan üyeler var. Hı hı. Bilmiyorum, artık bu gece bir keşin görebiliriz. Gece. İlginç olabilir. Ben açıkçası zaten bir tane Money in the Bank'in uzatmadan kullanılacağı kanaatindeyim. Ya bana da öyle geliyor ya, bilmiyorum ama. Ege sen? Ben Becky Lynch alır diyorum bu maça. Hı hı. Ya çünkü istiyorum yani onun almasını. Açıkçası hak ettiğini düşünüyorum artık. Çünkü Charlotte Flair de hak ediyor ama çok fazla big moment aldı. Becky Lynch'in de mesela kemer reyini çok boş geçti, sakatlıklarla geçti. Bu şekilde kemere ulaşması tarafındayım yani. Ama Becky'nin biraz haterları çok olduğu için, yani bilmiyorum, en azından Türkiye'de diyeyim, pek ivme kazanabileceğini ben düşünmüyorum. Peki kim niye hater olur? Ben onu hiç anlamıyorum. Yani. Bilmiyorum. Aksanından ötürü. Abi iyi güreşiyor. Güzel kadın. Büyük push almıyor. Hakikaten bir insan Becky'ye niye hater olur? Becky'nin ring içine berbat diyenler var abi. Daha ne diyeyim yani? Ben onların aklını sikeyim. Amına kozumun çocukları. Ne? Hani, duyuyorlarsa bundan. Bir dakika. Gaza geldi. Kardeşim bir dakika. Carmella ile Becky'nin ring içi olarak bana bir farkını söylesene. WWE'deki. Becky'nin WWE'deki farkı. Carmella'nın ring içi yok. Evet, ikisinde abi bu adamlar ring içi booking alıyor mu zaten? Ben hiç ring içinde fark yarattığını görmedim bu SmackDown kadını. Alıyordu. Abi Becky SmackDown'la geçene kadar alıyordu. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ay ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Tamam, kazadan dolayı hatırlamıyorsun tabii ki. Ya bırak şimdi dalga geçmeyi. SmackDown'la geldiğinden beri böyle Eylül ayındaki reyninde o sakatlıktan sonra ben Becky Lynch'in ring içinde hiç fark yarattığı bir maç hatırlamıyorum. Abi yok. Tamam, ona bir şey diyen yok zaten. Ya o zaman ben ring berbat ya, demek için çocuğu hani sağsan oynayacak ama. Kardeşim oynattırmıyorlar işte. Mesele abi, orada. Şov yapacak mesela. Ya bak. Maçtaki katılımcılara bakalım. Becky Lynch geçmişte güreşçi. Charlotte Flair babası güreşçi. Natalya babası güreşçi. Tamina babası güreşçi. Ya amcası babası, geç ona. Carmella sevgilisi güreşçi. Sevgilisi güreşçi, dansçı. Abi bunlara koskoca bir divizyon emanet edilir mi yani? Yapmayın yani. Ama altta bakın, NXT'de çok acayip yetenekler var. Tamam mı? Diğer tarafta roster'ın enteresan yetenekleri var. Sen böyle kraldan çok kralcı olacaksan tabii ki de bilet satamazsın ya. Ne alaka? Kadınlara göre mi bilet satılıyor bu şey? Kardeşim. Alexa Bliss mi güreşsin illa ki? Alexa Bliss dedim mi akar sular durur. Alexa Bliss gibi abi, bir kadın olsa... Güreşemiyor bu kadın. Kardeşim, Alexa Bliss gibi bir kadın şurada göreyim, dakikasında nikaha basarım. Neyse. Diyeceğim. Bas sen nikahı. Sen herkese bas sen nikahı. Boyu biraz kısa be abi. Boyu kısa demesin. Gürün de aklı kısa. Boyu da 1.92 falan olduğu için. Doğru. Gürün aklı kısa dedi. Gürün kesinlikle doğru bir yorum. Yani koskoca divizyon, tamam mı? Birilerinin kralından çok kralcılığıyla dolmuş. Ben WWE'yi açıkçası bu konuda, ya bugün bunlar merdiven maçı yapacak abi. Merdiven kıramadan maç bitirecekler yani. Ya ben üzülüyorum. Krallar çalışmışlardır artık bence. Elin eserden sonra. Abi. Ya maç beklenti üzerinden 10 üzerinden yorumlar mısınız? Beklentiniz kaç? Yarın şov sonrası değerlendirme de yaparız. Hepiniz görürsünüz. 10 üzerinden değerlendirsene. 1 mi? Yok, kadınlar Money in the Bank maçını diyor. He, evet. 1. Kardeşim maçı beğenmek için beklentiyi düşük mü tutuyorsun? Nasıl oyunlar peşindesin? Ha abi ya, maç büyük hayal kırıklığı olacak abi ya, ben onu söylüyorum yani. Becky Fan 10 üzerinden 11 demiş. Anladık. 85 defa yazma. Ne kadar gereksiz var şeyde ya, chatbox'ta ya. Ya işte yeni neslin ne yazık ki sıkıntısı o. Ya kurtarırsa işte şeyi kurtaracak. Charlotte, Becky ile Natalya üçlü bir şeyler deneyecek yani. Abi ben açıkçası bu merdiven maçını yıllar boyu çok fiyasko olarak anabileceğimizi düşünüyorum. Yok ben zannetmiyorum. Şeylerin bak, kadınların bütün tarihi maçlarının hepsi fiyaskoyla sonuçlandı zaten. Abi Hell in a Cell öyleydi. Steel Cage. WrestleMania 32 öyleydi. Steel Cage, hangi Steel Cage? Alexa Bliss, Becky Lynch. Kadınlar SmackDown'da. Ha evet, şey şimdi sopalı olan maç, kendi olan maç. Iron Man var bir de, aynen Iron Man var. Kardeşim. Iron Man'de çok fazla şey yoktu, baskı yoktu, çok böyle tarih yazıyoruz meselesi yoktu, o yüzden bir tık daha iyi geçti. Abi kadınlara ne zaman kadınlar tarih yazıyor diye maç çıkarttılar, faciayla sonuçlanıyor. Al bak, Peyton Royce yeni tweet atmış, a few more hours. The woman of Still Live will be making history. Abi herkes bu modda. Günlerdir şey WWE Twitter hesabı sadece şey, kadınlar Money in the Bank maçı için çalışıyor. Kardeşim. Facia geçecek abi. Bu kardeşim, kadar bu kadınlar hiçbir zaman kaldıramaz. Bu kadınların ya abi Hell in a Cell maçında hatırlıyor musun Oğuzhan? Charlotte'ın tepeden moonsault yapacağı konuşuluyordu kafesin üstünde. Bizi neye hype'ladılar ya? Bize neye hype'ladılar, ne gösterdiler ya? Vince kabul etmiyor. Olacak iş değil ya. Beklenti yüksek olunca tabii. Bu arada performanslarında da sıkıntı yok yani, ama beklenti o kadar yükseliyor ki booking o beklentiyi hiçbir zaman karşılamıyor. Ya WWE'deki hangi booking karşılamış beklentiyi? Şimdi Randy Orton'un maçları deme, sikerim belanı. Dean Ambrose'un maçları. Doğru. Dean Ambrose'un maçları. Amına koyayım, iki tane rahatsızla yayın yapıyoruz ya. Neyse. Evet, kadınlar Money in the Bank merdiven maçına öyle. Doktor neyse. Doktor diyor ki maça Maria dahil olabilir. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Resmileşmiş bir şey değil ama Davemezler'in de doğruladığı üzere büyük bir spoiler. Maria dahil olabilir. Mehmet Dinler. Senin eski bir Mariacı olduğunu biliyorum. Yok, keli gelseydi amına koyayım. Ne Maria'sı ya? Ben ne zaman Maria'cı oldum ayrıca ya? Kardeşim. Yves Torres gelse keşke. Keşke. Yves Torres belki ama ya kalanı da geç abicim, hani yeni nesil güreşçilerle hiç şeyleri bile yok yani. Ya siktirin gidin ya, ne Maria'sı. Bir de kazanacakmış. Maria'nın kıyafeti önemli ama. Abo, bunlar güreş izlemiyor ya. Neyse Oğuzhan, sen ne düşünüyorsun? Ya ben izlemiyorduk. Sıcak bakmam Maria'nın dönmesine artık. Veteran bir diva olur dönerse. Zaten yeterince kadroda veteran var diyorsun. Aynen öyle. Hem de Chris Jericho'ya bakıyorum, o da veteran. Aynen. Çok farklı klasmanlarda var. Mesela Randy Orton, yani yeterince veteran var amına koyayım veteranlarda. Aynen öyle. Money in the Bank merdiven maçını kim kazanır Ege? Kadınları mı? Evet. Yani ilk başta Carmella diyordum ama şeyde YouTube videolarında kadınların hepsi şey demiş, Carmella demiş. O yüzden ters köşe yapacaklar. Ben Becky Lynch diyorum hala. Becky Lynch diyor. Gene bir romantik yorum aldık Ege'den. Sen romantik değil abi, mantıklı olan bu. Ya mantık abi, çerçevesinde. Tamina mı alsın abi? Herkesin aynı ismi söylemesi ama şey aksi olacağı anlamına gelmiyor ya. En son herkes bir yıl boyunca Naomi kemeri almalı diye tutturdu. Kadın yani neyse. Yani malum olanlar sonra. Ne oldu? Aykırı olalım diye Natalya mı diyelim reis yani? Ya helal olsun ya. Bobby Roode gelmiş. Ryan tamam, çıkabilirsin. Abi siktir git artık ya. Vallahi sinek dolaşıyor. Başımda sinek dolaşıyor. Onunla konuşuyorum. Vallahi ben katılmıyorum size. Ben Maria'nın kazanacağını düşünüyorum. Maria kazansın. Keli gelsin. Michelle McCool şeyden, emeklilikten geri dönsün. İkili gelsin mi abi? Layla. Leyla da gelsin. Melina da gelsin hatta. Abi, o göte bülbül öte kardeşim. Neler dedin ya. Oğuzhan sen söyledin mi kim kazanırı? Söylemiş mi abi yayının başında? Carmella demiştim. Hala aynı görüşteyim. Abi Carmella da aralarında en olmayacak güreşçi. Neyini sevdin Carmella'nın? Sevmedim abi. Yok sevmekle alakalı. Bağcılar çocuğu gibi. Sevmek değil ama Carmella en mantıklı kişi bu arada ya şeyde. Bana da öyle geliyor. Hani. Yo ben mantık açısından yaklaşacaksak Tamina'nın olması Carmella gerektiğini düşünüyorum. Carmella çok keko ya. Tamina olması gerektiğini düşünüyorum ben. Mantık açısından yaklaşacaksak. Abi şimdi Money in the Bank bizim bildiğimiz şekilde ilk çıkışında neydi abi? Yeni nesil güreşçilere şans veren bir durumdu değil mi hani? Hı hı. Abi aynen. Hani birçok kişiye ilk ana kemerini getiren çantaydı. Abi bak kim şans alamamış burada hiç şu ana kadar? Natalya, Tamina ve Carmella. Tamina'ya bir şey vereceklerini hiç zannetmiyorum ben. Vallahi ben de Carmella'nın grup içinde denenmeyen tek kişi Carmella'nın şampiyon olabilecek bir özelliğini göremiyorum. Abi Jinder Mahal özelliği yoktu ama. Olmadan göremezsin diyorum ben de zaten. Ya Alexa Bliss'in de yok. Alexa Bliss şampiyon oldu. Şampiyon bir özellik görebiliyor musun Alexa Bliss'te? Evet. Karizma. Ortalık karışır. Yani bir dakika şimdi dur. Bir doğrulmam lazım. Gene başlıyoruz. He. İnat mı yapıyorsun kardeşim? Ya abi ring ya. Bir dakika inat mı yapıyorsun abi, yoksa gerçek görüşün mü bu? Abi Meltzer tamam mı? Hiç sevmediğim bir adamdır. Bu adamın Ordinarius gibi tanıtılmasına, Ordinarius muamelesi yapılmasına Türk güreş dünyasında inanılmaz uyuzum ama bence de overrated ya sürü psikolojisi. Ha aynen öyle olursa çok doğru. 6 verse bana ne 5 verse bana ne yani. Ya sikiyim ha. Bu arada Wagner Love adamdır yorumu gelmiş katılıyorum kral arası selam. Abla Martin Bataja diyorum ben. Hep bakıyorsak CCC Lunatic Phenomenal yeter amına koyayım anladım hani anladık hani. Bir dakika onu yok bir dakika ya adam Bayley Alexa Bliss maçına puan vermedi ya. Maç 3,5 dakika sürdü çünkü Dey'de puan verdi. Kardeşim. Dey'de ekstrem bile olamadı ya. Bir dakika Alexa Bliss'le ne alakası var? Oğuzhan güzel bir şey söyledi. Oğuzhan araya kaynadı. Dediğim gibi WWE'tırlığı var bence o adam yani. WWE hakkında pek olumlu bir görüş sergilediğini ben pek görmedim bugüne kadar. Kardeşim. O yüzden takmamak lazım. Yani. Kesinlikle Alexa Bliss'in maçı da hak ediyordu. Alexa Bliss'in kesin ben şampiyon olabilecek bir güreşçi olduğunu düşünmüyorum. Yani bir güreşçi ringde güreşemiyorsa hakeza Goldberg'e 2 hafta önce nasıl geçirdiysen ya sevgili Mehmet Dinler ve Türk güreş dünyasına yeni bir lügat soktuysan Brock Lesnar kanserdir, yayılıyor sözüyle. Aynı şekilde Alexa Bliss de bu kansere neden olan güreşçilerden biridir. Ben eline mikrofon alınca kendini iyi ifade etmekten başka bir şey yapabilen güreşçileri izlemek istemiyorum yani. Abi her şey elinde değil mi yani ama? Elinde mikrofon yokken de. Ya bu bir dakika ya. Bu 2010 Randy Orton'u övme sözü değil mi? 2010 Randy yok. Vay efendim. Promo keserken yüz hareket ve mimikleri çok iyi. Amına koyayım hareket mi? Ya Alexa maçta da kendini iyi anlatabiliyor. Maçta da kendini çok iyi ifade edebiliyor. Ama elinde mikrofon yokken de. Ben Alexa Bliss'i izlerken Alexa Bliss'i izlediğimi görüyorum abi hani. Ya bunu ancak Bliss yapabilir diyorum maçta yani hani. Bir fotoğraf konusu açıyoruz 40 kişi yorum atıyor yani. Oh ıslandık, kuruduk, çıldırdık. Ya temalı. Bir dakika 2 hafta önce siz değil miydiniz abi? Önemli olan önemli olan ringde güzel şeyler yapmaktır. Şovu taşımak ringde güzel şeyler yapmakla olur. seyircileri etkilemekle sadece olmaz diyen siz değil miydiniz abi? Brock Lesnar konuşurken. Brock Lesnar'ın seyircileri, Goldberg'ün seyircileri heyecanlandırması sadece yetmez. Bu adamların ring içinde de bir şey yapması gerekiyor diyen siz ya değil Brock miydiniz? Brock Lesnar erkek, Alexa Bliss kadın. Abi bir sus ya. Hayır, sen güreş izlemiyor, işte göt böyle, izliyor. Bak abi güreş, hiç göt izleyecek. Böyle bir şey söyleme. Göt ya sus. Ya bir dakika. Duruyor ama öyle. 2 hafta önceki yayında Ege ya var mıydı? Yoktu. Ya sen dedin işte Mehmet'e ya. Demedim o abi, demedim. Bak Alexa, ben ne zaman böyle Alexa şey Bliss ya sus ya. Alexa Bliss, tamam mı? Konu Alexa Bliss olunca mantık argümanınız dışarıda kalıyor. Eğer göt izliyorsanız abi ona göre konuşayım ben de. O göte bülbül öte diyeyim. Oo, geçelim bu konuyu. Tamam. Kardeş göt arasam çevremde götten bol bir şey yok. Ben bulurum zaten ya. Alexa'nın fotoğraflarına kalmadım yani hani. Arkadaşım neyse. Ben 2 hafta önce bu söylediklerinin hiçbirinde söylemedim yani. Sen dedin ya. Brock Lesnar kanserdir. Ya demedim öyle bir şey. Kanserdir yayınlıyor. Lesnar'ı da seyirciyi coşturmadığını söyledim bilakis yani. Bundan sonra bütün belgeyle geleceğim. 2010'da Dolph Ziggler'ı metiyeler düzmedim dediğin gibi. Bundan sonra belgeyle geleceğiz, anlaşıldı. Yürü bak, belgeyle gel. Her belge başına hani şu iddia ettiklerinin hani ve benim bugün inkar ettiklerimin her bir belgesiyle gel. Belge başına istediğim bir tane büyük şey yapacağım, tamam mı? Tamam be. Haftaya görüşürüz o zaman, 2 hafta sonraki radyo yayınında. Kadınlar Smack... toplar. TPV'nin adı. Kadınlar Smackdown Kadınlar Money in the Bank merdiven maçında kazanan kim olur diyorduk, kapatıyorduk galiba. Carmella dedi Oğuzhan. Mehmet Dinler. Abi kesin bekliyor musunuz? Ben bu gece değil de bu hafta kesin bekliyorum. Ya erkekler ya kadınlar. 2 tane Money in the Bank çantasıyla erkekler gitmezler. Erkekler geçen sene sanıyorum aynı şovun gecesi olmuştu kesin. Aynen. Evet. Dean Ambrose yapmış hatta kesin diye hatırlıyorum. Bu sene olacağını pek sanmıyorum o yüzden. Erkeklerde. Ben bu sefer kadınlarda da olacağını sanmıyorum ya. Kadınlar Money in the Bank çantasını bir süre göstermek isteyeceklerdir. Tarihin en uzun süre şey tutan adamı hani ilk Edge'in ilk çantası en uzun süre kullanılmadan kalmıştı. Seyirciyi alıştırmak için yine aynı şey olacaktır herhalde. Bilmiyorum ben Seth Rollins'in de 2. değil mi? 2. 3. 3. Kimde? Daniel Bryan olması lazım ikinci. 2 çantanın birlikte gitmeyeceğini ve bir tanesinin ilk hafta kullanılacağını düşünüyorum. Hangisi olacağını göreceğiz. Maçtan beklentiyi yorumlamıştık. 1.10 1/10 dedi Mehmet Dinler. Ne? Köpeğe mi havladın? Köpeğe mi havladın? Yok AE diyorum. Ha yok ya, AE değil bu ya. Dur şey yapayım, bloklayayım. Trans Neslihan. O işte. Maçı şey yapın. Tamam, uzatma. Beklentiyi puanlayın demiştik. 1 dedi Mehmet. Oğuzhan 3 dedi. Sen ne diyorsun Ege? 5 diyorum ben de. Ben de 5 diyorum ama çok bir şey olmayacağını düşünüyorum bu maçta. Gene Meltzer'in puan vermeyeceği maçlardan biri olması mümkün değil öyle bir şey. Abi ya Bayley Alexa Bliss maçı 3 dakika falan sürdü abi. Bu maçın 3 dakika sürmeyeceğini nereden biliyorsun? Doğru, bir kadının merdivene çıkışı bir yarım saat sürer, doğru. Bir erkeğin çıkışı da o kadar sürüyor. Şov yapıyorlar çünkü. Çok beğendiğin Dolph Ziggler 3 saatte çıkıyor bir merdiveni. Kardeşim Allah Allah. Neyse bu kadınlar Money in the Bank merdiven maçı. Bir dakika lan şey, Kamil Kürşat gelmiş. Kamil Kürşat seni ecdadını sikeyim. Amına kodumun çocuğu. O kim ya? Ya bırak şu chatbox'la uğraşmayı artık ya. Kendine mi uğraşayım? Daha keyifli değil. Doğru. WWE şampiyonluğu maçında Jinder Mahal şampiyonumuz Punjabi Playboy ile Randy Orton karşı karşıya geliyor. Randy Orton demişken bu arada. Allah'ım Mahal izliyoruz ya. Ben Allah'ım Randy Orton izliyoruz diyor aynı tonla. Kardeşim Randy Orton'un neyse. Evet Oğuzhan seni dinliyoruz. Ne düşünüyorsun feud'un başlangıcı ve bugüne hakkında? Dediğim gibi Randy Orton'un memleketinde. Yani ben açıkçası pek kaybedeceğini düşünmüyorum Randy Orton'un. Ya da tam tersi olur. Belki de Jinder Mahal kazanabilir. Bir keşin gelebilir ama onun da bugün geleceğini pek düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi geçen sene de Money in the Bank gecesi olmuştu keşin. O yüzden pek bir şey demek şu anda doğru olmaz diye düşünüyorum. Yes. Singh kardeşlerin ana rol aldığı bir şovu izliyoruz şu anda yani. Kim kardeşler? Singh'ler var yani. Hı. Jinder'ın yanında takılan küçümenler. Abi. Ne sevimsiz şeyler onlar abi ya. Küçümen deyince bana bir gülme geldi. Singh ya. Kardeşler yani. Ne diyeyim? İlginç. Randy Orton'un ben bu sene çok iç saha mağlubiyeti gördük. Bunun bir etken olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası Jinder Mahal SummerSlam'e götürecektir kemeri. Tahminimce hani bir spoiler da söyledi galiba az önce arkadaşlar. Allah korusun. Jinder Mahal Cena SummerSlam'da alıp Rumble'a kadar kemeri götürme ihtimali de söz konusu mu? Ya da Survivor Rumble'ı serisi. Demedim lan. Ya da Survivor. Ya 17. şampiyonluğu yaparsa böyle büyük bir şey de yapacağını düşünüyorum. Çünkü 16. şampiyonluğu çok sönük bir reyinde kalmıştı. 14 gün. 14 gün. Karakter koyamamıştı orada Cena. Maalesef koyamamıştı. Çünkü ben bu tarz şeylerin gayet önemli olduğunu düşünen birisiyim. John Cena'ya karşı rakip olabilir. Bu gece Randy Orton kazanır diye düşünüyorum. Ben açıkçası Hindistan pazarının da WWE'nin ana politikası olmasını, ana kemer politikası olmasını da çok yanlış buluyorum. Bu konuda epey seyirci kaybettiğini düşünüyorum WWE'nin. Gerek satılmayan bilet konusu, gerek John Cena'nın bu kadar hızla döndürülüp bu kadar hype'lanarak döndürülmesi, iki brand free agent tabiriyle dönüşü. Sürekli bir WWE arayış içinde. Bu arayışın ana sebebi de bir tarafın şampiyonunun Brock Lesnar, diğer tarafın şampiyonunun Jinder Mahal olması olduğu, bu açıdan arayışta olduklarını düşünüyorum. Açıkçası iki tarafta Mehmet Dinler'in sözü gibi kanser ve yayılıyor. Umarım daha güzel senaryolar izleriz SummerSlam'e doğru. Mehmet Dinler sen ne diyorsun? Yani şimdi öncelikli olarak Kamil Kürşat ananı sikeyim. Abo bırak şu küfür etmeyi ya. YouTube'a atıyoruz yayını. Devam edeyim. Sansürlersin oğlum. O da pozisyonda ya ben sen kadar 1.35 dakika ben senin küfürlerini arayıp sansürleyecek miyim? Hadi. Allah Allah. Neyse. Şimdi maçla ilgili yorumuma geçersek ya açıkçası Jinder Mahal'in kemeri kazanması bana çok koymadı hani yani Mahal karakterinin kazanması çok koymadı ama koydu biraz hani gene Hint pazarı gene ülke pazarı gibi bir saçmalık için hani böyle yeni şampiyon belirlemeleri hani çok koydu hani ben o yüzden hoşnut değilim bu durumdan yani artık daha değişik şeyler denemeleri gerektiğini düşünüyorum yani hani çok eskide kalan bir şey o hani abi internet denen bir şey var yani hani bilmem ne pazarı için böyle milliyetçi şampiyon bulmak gereksiz yani. Ya açıkçası yani. Bak bence pazar olayı CM Punk'ın Arabistan Yarımadası turuna gittiği zaman WWE'nin CM Punk'ın bu Arapların taktığı şeyin adı neydi kafasına? Peçe değil de sargı nefesi lan sargı CM Punk'ın maçı kazandıktan sonra o sargıyı takması çok güzel bir pazar hamlesidir ama tutup da ana kemer potansiyeline yeteneğine asla ulaşamayacak birini şampiyon yapmak mevcut kemik izleyiciye hakarettir bence bunu olayın bu minvalde sonuçlandırabileceğimiz noktası bu. Ege seni dinleyelim. Yani o SummerSlam'da oturup gene yabancı bir heel şampiyonu izleyip ondan sonra Amerika vs yabancılar mücadelesi izleyecek olmamız muazzam gerçekten. Oturacağız. Amerika bayrakları çıkacak. Hindistan bayrakları çıkacak. Siz kahrolası Amerikalılar diyecekler. Böyle bir peyut yani. Ya aşağıya baktığımızda United States Championship'te. Bu peyutun aynısı işte. Kanadalı Amerikan şampiyonunun ben işte Amerika'nın yeni yüzüyüm tarzı, hani bu kadar ulus milletten uzaklaşan bir dünyaya bu kadar milliyetçilik aşılama çabası da enteresan. Yani ben WWE'nin lafını alacaklar tabii arada da. Ya ben WWE'nin enteresan Türk'te Türk'te yapsınlar. Değil mi? Ya yani bunun ben bir pazar hamlesi olsa bile ana kemere yansıtılıp karakter olarak, yani güreş karakteri, ya ben profesyonel güreş icra eden insanlara hakaret olarak görüyorum Jinder Mahal'in şampiyonluğunu. Sen ne diyorsun? Bir de forumda Mahal fanları var be abi. Yeni ya çıktı. Ya bizim işte onlar yeni renk atmışsındır ya. Ya ha, bizim yeni nesil biraz oldur abi Allah aşkına. Modern day maharaja. Ya bak bizim yeni nesil açıkçası, hani bunu burada konuşmak istemiyorum ama yeni neslin ne yazık ki eğlenme şekli troll yaparak, alay ederek, ironi yaparak. Bak mesela adam sürekli chatbox'a üyelik alıp bize küfür ediyor. Yani chatbox'ı trolleyerek eğleniyor. Biz bundan Mehmet Dinler bilir. 10 sene önce ki. Ha, 10 sene önce, tamam mı? Bizim eğlenme şeklimiz işte olgun bir karaktere sahip olduğumuzu ispatlamaya çalışarak o şekildeydi. Bugünün eğlenme şekli, yeni neslin eğlenme şekli insanlara rahatsızlık vererek. Anladın mı? Yeni nesil ne yazık ki Jinder Mahal'den eğlenen insanların ben gerçekten eğlendiğini de düşünmüyorum. Yeni nesil ne yazık ki böyle. Yani troll mantığı, alaycılık, ironi yapmak. Biz böyle değildik. Bu değildik. Bu ülke çok değişti gerçekten. Ne yazık ki insanlara rahatsızlık vererek de eğlenmeyi çok müthiş zevkli buluyor. Ya bence ülke aynı da abi. Sizin bahsettiğiniz 2009 yıllarında falan yani kitle bu şekilde değildi. Az da öz abi. Şu anda atıyorum millet prim yapmak için bile bu ortama giriyor. Yani o şekilde. Aha. Çoğunun zaten bir düşüncesi bile yok progressing hakkında. Sürü psikolojisi. Millet ya ne düşünüyorsa o yönden gidiyorlar. Da görüyoruz zaten bunu. Ya bakın. Puanları sayıyorum. Evet. Mesela biri düşük veriyor, arkasından 2-3 tane düşük geliyor direkt. Fikir yok değil mi? Fikir yok. Mesela biri 3 veriyor. Ondan sonra 2 tane daha 3 çıkıyor arkasından. Ya bak çok enteresan sonra bir şey. Biri oyunu bozuyor. Ondan sonra onun oyununa doğru gidiyorlar. Böyle bir garip ya. Ya bak çok enteresan bir şekilde yani. Biz 2009'da 2010'da hatırlıyor musun Mehmet? Seven Load vardı. Of. Ben o kısımda çok bak, bilgili değildik. Bak güreş haber savaşları vardı. Profesyonel güreş hakkında çok bilgili değildik ama belli bir kitle, tamam mı? Sürekli işte inceleme yazıyordu. Ne bileyim show incelemesin yazmaya çalışmasından tutun promo çevirileri, işte haber çevirileri. Bunlar prim yapıyordu. Anlıyor musun? Bugün biz show incelemesi yazacak adam bulamıyoruz. Çünkü bugün prim yapan şey insanlara rahatsızlık vermek, hakaret etmek, ne bileyim sürekli sonu gelmeyen alaycılık, ironi, trollük. Ya adam şu an chatbox'ta inanılmaz şekilde küfür ediyor, chatbox'ı kirletiyor ve insanların şurada 2 saat boyunca sohbet edip işte güreş görüş alışverişi yapma konusunda zevkini bölerek keyif duyuyor. Ya böyle bir şey olamaz. Ben bu ülke böyle değildi ne yazık ki ama yeni nesil galiba biz yeni nesilden çok uzak kaldık ve yeni nesili idare edemeyecek kadar da yaşlandık. Ben forumda bunu görüyorum. Yani diyorum nokta koymalısın, yazım kurallarına dikkat etmelisin. Abi alaycılık yapmamalısın. İzole. İzole. O haldeyken, tamam mı? Bana adam vasıfsız diyebiliyor. 16 yaşındaki adam bana ana avrat küfür edebiliyor. Ya sen bu saygısızlığı nasıl kendinde buluyorsun? Kabul edilemez tabii. Ya kabul tabii ki edilemez. Çünkü. Batak ya bak gibi ya. Ben adamlarını da Erdemcan Mox diye böyle bir şey olabilir mi? Bak ben, tamam mı? Üniversite eğitimimi tamamlamışım, iş hayatına girmişim. Yani bu gibi ortamlara vakit ayırmak benim için ekstra. ve bunlardan benim hiçbir kazancım yok. Kazancım olmadığı gibi bir sürü forum gideri, işte server giderleri, uğraş, zaman kaybı, bir sürü şey ne için yapıyoruz? Kim için yapıyoruz? Fedakarlık yani. Sen de aynı şekilde olsan Türk profesyonel güreş severler sıcak kalabilsin. Bu iş 2006'da Mehmet Dinler bilir, 2007'de, 2008'de olduğu gibi karanlık bir döneme gömülmesin diye uğraşıyoruz. Ama 15 yaşındaki çocuk bana ya küfür edip ana avrat sövmeyi kendine hak görüyor bunu ya. Ya bu, ver diyorum, telefon numaranı ver konuşalım. Adresini ver geleyim konuşalım. Söyle bakayım vasıfsız olan ya. Artık bir yerde bitecek. Benim enerjim bir yerde bitecek. Oğuzhan'ın enerjisi bir yerde bitecek. Ege'nin enerjisi bir yerde bitecek. Mehmet Dinler'in enerjisi bir yerde bitecek. Yani ama bitti zaten. Ha, bitti Mehmet Dinler'in enerjisi mesela. Ama ben işte yazım, ilkokulda öğretilmeyen yazım kurallarını öğretmeye çalıştığım için ben çok büyük küfürler yiyorum ve bu durumdan sıkıldım. Neyse, konumuz bu değil. Uzun vakitte konuşuruz bunları. Money in the Bank. Geçen yazda da bir yayın yapmıştık. Yapmıştık. Yani foruma ne oluyor temalı? Ya bak ne demiş Ercüment Bey. Ben 14 yaşındayım. 11 yaşında başladım pro wrestling'e. Ercüment, bu arada yorumlarını okuyorum sürekli. Chatbox'ta gözüme denk geliyor. Teşekkür ederiz katıldığın için yayına. Profesyonel güreş bilgim çok gelişti grup sayesinde demiş Oğuzhan. Yeni nesil gibi değilim. Umarım diğerleri de böyle olmaz yiyenler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ya ben bana Ercüment gibi gençler lazım. Anladın mı? Ben abi Ercüment. İşte bu yüzden yaş kısıtlaması olmaması gerekiyor bence. Ya. Bende yaş kısıtlaması bizde yok mesela. Ama bak şöyle bir şey, gençlerin artık eğlence anlayışı bizimkinden çok farklı. Ne yazık ki böyle bir seviyeye geldi ülke. Suçun cezasız kaldığı bir ülkede ne yazık ki insanları rahatsız etmek, saygısızlık yapmak, terbiyesizlik yapmak, kötü laflar söylemek ya da meyve veren ağaç taşlanır tarzı sürekli ironi ve alaycılık yapmak ne yazık ki prim yapar seviyeye geldi. Şey diyeceğim yalnız. Hani, ya Abi AE mi? Yok, AE olduğunu düşünmüyorum. Ben Ahmet Eren olduğunu düşünmüyorum bu arada ben onun. Evet. AE veya her kimse. Ya her kimse sorun değil. O bir kimlik kazandırmaya çalışıyor o harekete. Ya olmadı. Şöyle de bir şey var yalnız hani. Sen diyorsun ya hani küfretmek, taşak geçmek hani bunlar prim yapıyor artık ve bu rahatsız edici diye. Abi biz radyo programında çok mu farklı bir şey yapıyoruz? Hayır bak, biz radyo yayınında bir eğlence anlayışı sunuyoruz. Eğlence olması gerektiği yerde eğlence, okey. Ve onlarla şikayet ettiğin şeyle paralel bir eğlence. Hayır 1 saat 40 dakika boyunca konuşuyoruz. Biz çok ciddi bir yayın yapmış olsak ne kadar dinlenebilir oluruz? Biz bir yiyecek sunuyoruz. Yemeğin içine farklı soslar katıyoruz. Bu var. Yani dediğim gibi bu konuyu daha sonra ayrıntılıca mutlaka konuşacağımız vakitler olacak. Bir öneri istek aç artık, bence vakti geldi. Ya öneri isteklik bir durum. Ya herkes içindekini döksün bence. Dışında da bir öneri isteklik şey lazım yani. Hayır. Ben bu karşımdaki güruhun hani şu nasıl şöyle olmalı, bu nasıl böyle olmalı, kurallara uymayı seven bir güruh olduğunu görmüyorum zaten. Ben bu adama onun istediği kuralı koysam o yine o kuralın dışından çıkacak. Çünkü trollük yapma mantığı, sürekli koyulan kurala düzeni bozma mantığı söz konusu. Anladın mı? Yani ben çok ekstra, real hayatımdan çok ekstra zamanlar ayırarak radyo yayını yapıyorum. YouTube'u hizaya sokmaya çalışıyoruz. Gerek Oğuzhan'ı da biliyorum bu konuda fedakarlıklarını. Bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Ama karşımızda bulduğumuz bizi küfür, işte saygısızlık, bir sürü şey. Abi, neyse. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Korona sorunu çok yüksek ya bu ortamda. Ya ben yeni nesille eğlence anlayışının çok farklı olduğunu düşünüyorum. Mesela burada yaptığımız radyo yayınında görüyorsun Chatbox'ı. Sürekli anavrat küfür, anavrat küfür, anavrat küfür. Yani olacak iş değil. Neyse geçelim. Money in the Bank merdiven maçına WWE Birleşik Devletler Şampiyonu Kevin Owens, AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Baron Corbin karşı karşıya geliyor. Maçta favoriniz kimi çok radyo içinde konuştuk. Ne düşünüyorsun Oğuzhan Demir sen Money in the Bank merdiven maçı hakkında? Vallahi ben Corbin favorim demiştim. Hala öyle düşünüyorum. Corbin'den bir atak bekliyorum dediğim gibi. Hı hı. Bu gecenin sonunda keşin gelmeyecek büyük ihtimalle ama. Yo ben main event'ın bu maç olacağını düşünüyorum ya. Bilmiyorum abi. Olabilir. Aynı zamanda Ege. Efendim? Brent Ayrım'ın Ercüment Gençoğlu sormuş. Olması iyi mi oldu kötü mü oldu diye. Yani bunun daha sonuçlarını görmek için bence hala çok erken yani. Daha bir yıl geçti. Daha yeni şey kapı oldu zaten. Net kesin bir sonuca varamadım yani şu anda. Bir iki yıl geçsin o zaman net bir bütün alanlarda sonuçları görebiliriz diye düşünüyorum. Onun sorusu daha çok şeydi hani Money in the Bank'in tek brand. Ha o bakın ben genel olarak dedim. Hı hı. Yani çoklu şey olsaydı daha iyi olurdu ama 4 PPV'yi işte ortak yapıyorlar. O yüzden anlayışla karşılıyorum. Yapacak bir şey yok. Bu kadro da muazzam çünkü. Bu yüzden zaten Money in the Bank'in hala ben çift brandken pay-per-view olmasına anlam veremiyordum. Tek tane yani şey hani Money in the Bank WrestleMania'da ya da SummerSlam'da tek maç olarak yapılabilir yani tek bir ortak maç olarak yani. En son 26'da yaptılar değil mi WrestleMania 26'da? Evet, yektine göre kazandı. 2 haftada aynen. Bir pay-per-view olması çok sıkıntı. Hype olamıyoruz. Ve sıkıyor bir yerden sonra demiş West GTR. Yani ya. Great Balls'tan sonra da şey olmayacak. Hani SummerSlam'a kadar o yüzden. Battleground yok mu? Var mı? Bilmiyorum bakmadım. Ama geçen yıl Battleground vardı. Chatbox'a bir soralım Battleground. Bu sene yerine Great Balls of Fire yok mu işte bu sene? Chatbox'ta ses yok demek ki. Varmış. Yok. Doktor MK şey diyor. Gbof geldi diyor onun yerine. Takeover var dedi. Var Battleground olacak dedi. 23 Temmuz. Oo tarih verdi adamlar siz ne diyorsunuz? Abi işte top PPV'si var. Ondan sonra Battleground var yani. Hemen bir ay içinde hepsi. Evet. Great Ball demeye çok üşeniyorum şu anda çünkü. Teker teker katılımcıları değerlendirelim o zaman. Bu arada ona geçmeden önce maçtan beklentinizi 10 üzerinden puanlayabilir misiniz Oğuzhan? Ya ben açıkçası pek üst düzey bir maç beklemiyorum ama tabii güreşçilerin yeteneklerine baz alarak 10 üzerinden 6 diyorum. Mehmet? 10 üzerinden mi illa? Hı hı. 10 üzerinden 12. Değil mi? Bu acayip isimler var ama beklentiyi yükselttikleri konusunda bir WWE'de emareye ulaşamadık. Çünkü çoğunun WWE'deki ilk merdiven maçı olacak. Ege sen? Ya ben 10 üzerine 10 diyorum direkt. 5 tane ring içinde iyi adam var. 4 tanesi mükemmel, müthiş hatta. Bir tane de işte şey powerhouse'umuz var. Evet. Bence çok iyi bir maç olacak yani. Bu arada WWE'deki ilk merdiven maçı tamam Nakamura'nın ilk merdiven maçı. Başka kimin? Styles'ın. Merdiven maçına çıktı ama Styles yani Money in the Bank olmayabilir. TLC gördü adam. Ha TLC gördü o Dean Ambrose'la evet. Aynı şey abi aynı form sonuçta yani. Kevin Owens gördü, Sami Zayn gördü, Baron Corbin gördü mü? Gördü o da sanırım. Yok o görmedi işte. Tek Baron Corbin'le Nakamura o zaman yani. Aynen Ziggler zaten kazandı bir defa. Aynen yani şey güzel maç olmalı ya, hani ne bileyim. Kadro çok müsait çünkü. Daha iyi bir kadro zor. Yani evet. Ya özellikle Baron Corbin mesela tek power ağzı olması çok işe yarar orada yani hani. Bir kere o çok işe yarayacak yani, herkesin üzerine atacağı, en sonunda merdiven atacağı adam olacak yani. Kim? Baron Corbin. Corbin kazanır diyorsunuz ya, maç sonunda üzerinde 1000 tane merdiven olacak onun. Niye? İşte power house çünkü. Direkt ona dalarlar. Maçtaki tek power house sensen, dayağı da sen yersin. Bu Big Show Money in the Bank'e katıldığını gördük. Hiç öyle bir durum söz konusu değildi. Yo, Big Show'u da yerden yere attılar. Big Show'un da ağzına sıçtılar. Grup yaptılar lan herife. Doğru. 8'li bir tane vardı maç. Hatta Raw All Star mı neydi? Orada yaptılar işte. Zaten yapacaklarını. Neyse, şeyleri mi değerlendiriyorduk? Tek tek güreşçileri mi değerlendiriyorduk? Teker teker güreşçileri değerlendiriyorduk. Kevin Owens merdiven maçlarındaki var olan yeteneğini WWE dışı federasyonlardan biliyoruz. Hatta çok ikon efektif hareketleri var hafızalarda kalan. Mesela El Generico'ya yaptığı powerbomb, değil mi? Merdiven üzerine yaptığı bir powerbomb var. Ne düşünüyorsunuz? Sami Zayn, pardon, Kevin Owens sizce bu maçı çalacak isim olabilir mi? Çalacak demeyelim de katkı verecek isim olacaktır illaki. Yani maçın en iyisi de olabilir yani hani. Ama direkt maçtan sonra maçın en iyisi şu diyebileceğimizi ben çok sanmıyorum ya hani. Hepsi birkaç kişiye paylaşılacak o. Hakikaten ben ciddi hani tarihin en iyi Money in the Bank maçını bekliyorum şu kadrodan. Niye? Dolph Ziggler var diye mi? Yani Dolph Ziggler nedenini bilmediğim bir şekilde merdiven maçlarındaki performansı çok sevilen bir isim. Ya ne oldu? Az önce diyordum. Çok sevilen bir isim. Ama bence hepsinde gayet boşlu, gayet rezalet performanslar. Kardeşim sergiliyor. Dolph Ziggler merdiven maçlarını merdiven maçı yapan adamdır. Dolph Ziggler olmasa... Hadi oradan. Nereye? Ne? Ne hadi oradan ya. Ne şişirdin Dolph Ziggler'ı? Kardeşim Dolph Ziggler'ın selling'i olmasa, tamam mı? Ya biz... Neyse, bu konuyu Oğuzhan Demir'e bırakıyorum. Tamam. Ya Dolph Ziggler tabii ki high player olarak ön plana çıkacaktır bu gece ama ben Kevin Owens'tan ekstrem hareketler bekliyorum. Dediğiniz gibi bence ön plana çıkabilir bu gece. Bu gece AJ ya da Nakamura'dan hangisi kazanamayacaksa ona bir merdiven üstü powerbomb yapacak. AJ ve Nakamura'nın bu merdiven stiline çok sert güreş tarzında kalacağını düşünüyorum. AJ ve Nakamura'yı hiç bilmiyorum. Eskiden izlediğim bir güreşçi değildi ama AJ'in Japonya'ya gittikten sonra sertleşen güreş stili merdiven maçına uyum sağlamayabilir. Baron Corbin'e yakın bir performans izleyebiliriz. Açıkçası ben bu maçtan o kadar ümitli değilim Mehmet kadar. Çünkü 3 tane elde güreşçi var. Çok iyi diyebileceğimiz Owens, Zayn, Ziggler. Diğer tarafta da meçhul AJ kötü. Bence kötü olacağını düşünüyorum. King of Strong Style dediğin zaman merdiven maçı Nakamura ve Baron Corbin powerhouse. Ne düşünüyorsun maçın geneli hakkında, hani izleyebileceğimiz hareketler? Mesela bir Money in the Bank 2012 olmayabilir o Christian'ın merdiven üzerinden hit the switch yaptığı falan filan, ama siz neler düşünüyorsunuz? Mehmet senden başlayalım. Yani abi AJ şu ana kadar her stilde güreşebildiğini kanıtlamış olması lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Ama işte yani eskiden kalmış olabilir mi diyorum. Ki. Ne yapar? Merdivenlerin sıkıntı yaşamaz ki. Ya ben yani ekstra performans gösteremeyebileceğini düşünüyorum. Yani diğer ring içi performanslarında olduğu gibi. Ya ben açıkçası hani pek de bir şey değişeceğini zannetmiyorum yani hani. Bence her bir şey değişmeyecek. Hani her ortama uyum sağlayabilen bir adam AJ o konuda ya hani. Geldiği günden zaten o yüzden ana kadrodan başladı. Hani ve hiç sırıtmadı buna rağmen. Hani gene aynı şey olacaktır diye düşünüyorum ben. Yani hani abi adam çıkardığı her maçı harbiden üst düzey çıkardı şu ana kadar. Ha Money in the Bank gibi bir maça daha önce çıkmadı. Abi TLC'ye çıktı ve o maç gerçekten yılın en underrated maçlarından biriydi. Hani sonundaki saçmalık yüzünden çok arka plana atıldı ama maçın olayları çok iyiydi. Dean Ambrose'la TLC'de çıkardığı maç. Yani ona eşlik edebilir o yüzden. Nakamura sert bir adam olabilir ama tempolu güreşiyor adam sonuçta. Hani o yüzden ne bileyim yine sırıtmayacaktır diye düşünüyorum. Baron Corbin'de zaten bir tane ağır güreşen adama da ihtiyaç var yani. Hani elde çok iyi 3 güreşçi var diyorsun ya, Baron Corbin Money in the Bank için nasıl olmazsa olmaz bir güreşçi. Ya yani o yüzden ben bu kadroyu çok iyi buluyorum. Çok dengeli buluyorum bir kere yani. Ya Numan, X-Division AJ Styles maçları 2006-2007 değil mi ya? Güzelim yapma gözünü yani. Ege sen ufaktan AJ hakkında ve diğer güreşçilerin performansları hakkında konuşalım. Ufaktan artık SummerSlam yolunda neler olabileceğini konuşacağız. Money in the Bank'in kimin kazanacağını tahmin ederek. Buyur dinliyoruz. Şimdi AJ Styles'a bakıyorum mesela, geldi. Başta Jericho ile Feo'da girdi. Ondan sonra Dean Ambrose'la John Cena'yla. Adam her türlü, Mehmet'in dediği gibi her türlü güreşçiyle maça çıktı yani. Ambrose gibi kavgacı güreşçilerle, teknik güreşçilerle, Jericho gibi all-around adamlarla. O yüzden maçı direkt taşıyacağını zannetmiyorum ama çok iyi spotlar yapacaktır yani. Bir phenomenal forearm görebiliriz merdiven üstünden falan. Ya merdiven üstündeki adama phenomenal forearm'da görebiliriz yani. Belki merdiven üstünden de uçabilir, bilmiyorum yani. Ya siz oldukça ekstrem bir maç bekliyorsunuz anlaşılan. Bu kadroya çıkmazsa bir daha çıkmaz zaten. Ben bence de haliyle. Money in the Bank maçını bekliyorum yani. Tarihin en iyi Money in the Bank. Bugüne kadar en iyi Money in the Bank maç hangisiydi Mehmet? Ona göre bir kıyaslama yapacağım da. 2013 All-Star. Raw All-Star diyecektim ben de aynen. Raw All-Star. Orton'un kazandığı değil mi? Evet. Aynen. Orton yani, kaç tane Money in the Bank kazandı ya? 1. Doğru. Daniel Bryan'a kesin yaptı işte. Doğru hatırladım. Sonra Authority oradan yürüdü işte. Hatırladım. Evet Oğuzhan, sen ne düşünüyorsun? Maççı performanslar hakkında farklı fikirler sunan bir vallahi isim abi, oldun sen sürekli. Ekstrem bir maç bekliyorum ben. Kevin Owens olsun. Ama Sami Zayn'den sönük bir performans bekliyorum. Biraz geri planda kalacağını ben tahmin ediyorum. Belki çantayı da alabilir. O hiç belli olmaz tabii ama. Baron Corbin'in ön plana çıkacağını düşünüyorum. Tek power olsun şu an maçtaki. Bence çok keyifli bir maç izleyebiliriz. Kim kazanır sizce çantayı? Mehmet Dinler. Yani 6'sına da ben şaşırmam çok açıkçası. Ziggler dahil hiçbirine çok şaşırmam. Ama yani Owens'la Zayn dışında kazananlara üzülürüm. Hani o yüzden hakkını veremeyeceklerini düşünüyorum. Yani Zayn galiba ya benim hani tahminim. Ama Owens'ı destekliyorum elbette. Evet, Chatbox'a nedenleriyle birlikte kim kazanacağını düşündüğünü soralım. Ve ben bir yorum yapayım. Ardından topu bırakacağım. Bence bu maçın kazananı Nakamura olacaktır. Zira bu adam mikrofonu eline alıp momentum kasarak ya da ring içinde çok acayip bir momentum kasarak bir senaryoyla ana kemer reynine, ana kemer maçına yükselebilecek bir güreşçi olduğunu düşünmüyorum. Bu yeteneği değil, dil sorunuyla alakalı bir problem ki yeteneğiyle ilgili de hala soru işaretleri söz konusu. Çünkü WWE'ye geldiğinden beri doğru düzgün maçını izleyemedik henüz. Böyle o her şeyini ortaya koyabileceği bir maçı izleyemedik. Bence kazanan Nakamura olacaktır ve ilerleyen saatlerde bunun doğruluğunu, öngörülerim ne kadar kuvvetli olduğunu zaten göreceksin Mehmet Dinler. Ben Nakamura'nın eline Money in the Bank çantasını yakıştıramıyorum. Ben de yakıştıramıyorum ama sen yine de adam ol Mehmet Dinler. Oğuzhan. Arda Turan gibi mi? Aa! Ben Corbin demiştim abi. Aa! Neler dedi? Neler ondan dedi? Sorgulamayın lütfen. Kardeşim bir dakika. Arda Turan adamdır. Evet Oğuzhan, özür diliyoruz. Ben Corbin demiştim abi. Hala dediğimin arkasındayım. Corbin'den bir güzel bir performans bekliyorum. Hı. Evet, Stephen Trueway galiba sana katılmış, hemen okuyalım. Corbin'i özellikle bu tip bir olay için hazırlıyorlar. Birkaç ay sonra kemeri de alıp kısa bir reign yapar demiş. Olabilir. Main event'ta denenecek güreşçi potansiyeli var Corbin'de. Artık boyu mu, omzu mu bilmiyorum ama o yeteneği... Olabilir belki. Oo! Doğru. O yeteneği şirket görüyor. Lunatic Finimal demiş. Gene 105 tane yorum atmış. Sami Zayn çünkü adam Money in the Bank yolunda bile bayağı ezildi. Ve bir Bryan misali SummerSlam'de taraftarı uçurarak keşin yapabilir. Abi Sami Zayn'i çok seviyorum da Daniel Bryan'dan çok uzak ya. Sizce de öyle değil mi? Alakası bile yok abi. Abi tarihte Daniel Bryan'la kıyaslanabilecek bir isim yok. O Daniel Bryan'ın hani 2013-2014 performansıyla hani aldığı reaksiyonla kıyaslanabilecek hiçbir şey yok yani. Yeni Daniel Bryan da imkansız yani. Hani. Abi Daniel Bryan böyle planlanarak çıkacak bir şey değil o. Bak çok bak gerekiyor zaten. Doğru. Doğru. Bence de çok spontane gelişti Daniel Bryan'ın. Maç kazandığı senaryosu bile Rumble şampiyonu Reigns olana kadar Daniel Bryan'ın esamesi okunmuyordu yönetimde. Ya şuna benzemiyor mu Daniel Bryan? Dönüp Daniel Bryan'ı konuşuyoruz ama Oğuzhan böyle çok açsındır ve çok yarım tabak bir yemek kalmıştır dolapta. Onu yemişsindir ve o yemeğin tadı damağında kalır ve uzun süre o lezzeti hissedersin, yemek istersin, o lezzeti gene tatmak istersin. Ya da misafirliğe gidersin, çok acayip güzel bir yemek yersin ve annen asla o güzellikte, o şekilde bir yemek yapamaz. Daniel Bryan'ın da sakatlanıp güreşi bırakması, sakatlanıp bir türlü o reign'i bize dolu dolu hissettirememesi bizde hep yarım bir tat bıraktı. Acaba bizim Daniel Bryan hayranlığımız bundan ötürü mü? Vallahi bence olabilir abi. Ben o zamanlar de garsonluk yapıyordum, lise 3 zamanları falan. Yani evet. Eve geldiğim zaman direkt şovları izlerdim. Daniel Bryan olsun, zaten şovları götüren adamdı kendisi de o zamanlar. Evet. Benim içimde hep ukde kalmış bir güreşçi. Keşke sakatlanmasaydı. Evet. Ya hepimizin içinde bir ukde gibi duruyor. Mehmet, Ege, sizin bu konu hakkında, Daniel Bryan hakkında söyleyeceğiniz son bir şey var mı? Çok konuştuk bugün ama. Yani sen başla sen. Ben daha yani, toparlayacağım. Ben Daniel Bryan'ın fanı değildim. Hiçbir zaman da olmadım. Hatta karşısındaki adam Randy Orton olduğu için genel olarak o dönem hani şovları birlikte izlediğimiz arkadaşlar hatırlar. Bryan çıktığında ben coşmuyordum. Sövmeye başlıyordum yani. Hani seyircinin reaksiyonundan dolayı da çok şeydim. Sen ama, şey diyordun. Bu adam tekme atmaktan başka bir güreşmeyi bilmiyor diyordum. Bugün güreşmeyi bilmiyor demiyordum. Abi 200'lüsün. Bugün diyorsun ki Chris Benoit'dan daha iyi tekniğe sahip güreşçi. Ulan ne kadar 200'lü terbiyesiz bir adamsın ya. Bu adam güreşmeyi bilmiyor demiyordum. Yani yoksa çok da çarpılmış olurdum Buğra göre. Yani doğru. Şu anda konuşamıyor oldum. Doğru. Chris Benoit'dan iyi de demedim bugün yayında. Chris Benoit hayattayken de en iyi teknik güreşçi seçildi bu adam bir kere dedim. Hı. Şimdi arada farklar var. Bu Bryan hakkındaki övmemin de ya Bryan illa benim sevmem gerekmiyor abi. Bryan hakkında söylediğim iyi şeyler seyircinin ona olan reaksiyonuyla alakalı ve seyirci ona gerçekten harika reaksiyon veriyordu ve bu gerçekten planlanarak olacak bir şey değil. Yeni Daniel Bryan yaratmak o yüzden imkanı olan bir şey değil. Yeni Daniel Bryan ortaya çıkarsa çıkar. Ama hani herhangi bir WWE planıyla çıkacak hali yok. Evet. Bryan ayrıca öyle çok büyük bir underrated senaryosuyla gelmedi. Hani Sami Zayn her boku kaybediyor şu anda. Ya adam aylardır kaybediyor. Adam sadece kaybediyor. Daniel Bryan aslında kazandığı maçı sadece roll up'la kazanabiliyor. Daniel Bryan'ın kaybettiği şeyler aslında senaryo değildi. Bence yani bir underrated senaryosuna hazırlanmıyordu. Bence olayın gerçekçiliği de çok vurucuydu. Sen toparlayacaktın Ege, son sözler, ardından chatbox'a geri döneceğim. Zaten Daniel Bryan'ın bu senaryosu gerçekleşmeyecekti ki CM Punk ayrılsaydı. Öyle bir durum da var, ayrılmasaydı. Daniel Bryan zaten kendi kendine devam edecekti yani. Yükselmeyecekti main event'e. Ray White senaryosu devam edecekti muhtemelen yani. Aynen öyle. Kane'le maç yapan CM Punk olacaktı. Triple H'le maç yapan CM Punk olacaktı. Belki ana kemere yürüyen CM Punk olacaktı. Evet, Lon Emre demiş ki Corbin NXT'deyken çok kötüydü. Ana kadroya çıktıktan sonra ne olduysa çok gelişti. Bilmiyorum ne açıdan gelişmiş olabilir. Çantayı alma ihtimali çok yüksek, kısa da olsa kemer reyini yapar demiş. Bunu okumuş muydum ya? Neyse. Gelişti mi Corbin ana kadroya çıktıktan sonra? Evet. Ne açıdan gelişti? Bilmiyorum ya, eline mikrofon yakışmaya başladı. Yani karizma olarak ön plana çıktı. Seyircilerin tepki alıyor en önemlisi. Abi şeydeyken ya hani NXT'deyken yoktu hiçbir şey ya hani. Zorlamaydı ama NXT seyircisinden bile o kadar düşük reaksiyon almak yani büyük başarıdır gerçekten. Hani bunu başarıyordu. Şu anda seyirciden reaksiyon alabiliyor. Evet, Deniz İpek Corbin konusunda epey bir birlik var chatbox'ta. Deniz İpek demiş ki bence Corbin kazanır. Bayağıdır da denenen bir isimdi. Mikrofonu da kullanılabilecek. SmackDown'un elindeki en iyi heel isimlerden biri. Corbin buna en hazır kişi şu anda. Normalde main eventer olanlar kolayca kemer potasına girebilir zaten demiş. Ve Money in the Bank'i Corbin'e layık görmüş. İlginç. Ercüment Gençoğlu demiş Nakamura Amerika'da şiir alıyor bayağı ama bizde hiç sevmiyorlar. Onların görüp bizim göremediğimiz bir şey olabilir mi? Bu biraz da Amerika'daki eğlence kültürü galiba. Oğuzhan ne düşünüyorsun? Oğuzhan. Bence de abi. Geldim. Mike kapalıydı geldim. He. Ya ben ne sizin gibi düşünüyorum abi ya. Değil mi? Mehmet sen ne diyorsun? Nakamura'nın Birleşik Devletler'de çok sevilip de bizde pek o sevilmenin. Ya kültürel farklar aynı şekilde yani. Daha ya ne bileyim abi, Nakamura bana hitap etmiyor. Yani giriş şovları dışında ben Nakamura'nın ringde sergilediği şeyden çok hoşnut değilim yani. Belki şu ana kadar senaryosu gelmemiştir. Yani o ilk debut maçından, NXT debut maçından sonra hiç güzel bir maç olabilecek senaryosu. Joe'yla da kötü maçlar çıkardı gerçi. Yani ne bileyim abi, o tavır, o tarz beni sarmıyor ya hani. Hani bu yüzden yani. Evet, doktor bu arada Kevin Owens almazsa forumu bırakırım demiş. Ayıp ediyorsun doktor, olmuyor. Ege sen ne diyorsun son olarak Nakamura ve Corbin hakkında? Şimdi Corbin'in denilenlere katılıyorum yani. Kendine bir kimlik kazandırdı. Motosiklet entrance'ı çok güzel bence. Motosiklet müziği. Evet. WWE'deki en iyi şarkılardan ilk ona sokarım yani. 1 numara Phenomenal zaten. Öyle ama. Öyle. Nakamura'ya gelince de ben de o tarz güreşçi hiç sevmiyorum yani. Konuşmayan etmeyen güreşçi zaten genel olarak bir gıcığım var. Ondan sonra yani mikrofon eline yakışmıyor adamın. Konuşamıyor. I like him diyor. Başka? I am Shinsuke Nakamura diyor. Aynen öyle. Konuşmamasını kullansalar hani bir derece yani Randy de yıllarca konuşamadı. Adam jest ve mimikle götürdü mesela yani hani. Bu adam oryantal gibi kıvırıyor sürekli. Hani Nakamura bir de konuşmaya çalışıyor abi. Yapma yani, neye uğraşıyorsun? Seth Rollins diyor ki sen Ambrose'a geç ya diyorlar. Konu dışı şu an Ambrose. Konuşmadığımız bir Kevin Owens kaldı ve SummerSlam'e geçeceğiz ufaktan. Kevin Owens'u da konuştuk değil mi? Nakamura, Dolph Ziggler'ı da bolca konuştuk. Sami Zayn, Daniel Bryan benzetmesiyle çok konuştuk. O zaman SummerSlam'a ufaktan geçelim. Bu ilki SummerSlam şovu için Dave Meltzer bir erken maç söylentileri duyurdu. Brock Lesnar ve Braun Strowman'dan bahsetti. Brock Lesnar... Buradan hepimiz tahmin ediyoruz yani. Braun Strowman da temize çıktı ve sakatlığının iyileştiğini duyduk. Önümüzdeki Pay-Per-View Great Balls of Fire'dan sonra Braun Strowman'ın dönüşü bekleniyor. Sizce bu Giant vs. Giant feud'u olarak adlandırabilir miyiz bu iki ismi? Mehmet Dinler. Ya da Brock Lesnar'ın acaba gidişatı gerçekten Rasılmaya'ya doğru mu? Şimdi bunu sıkıcı olarak adlandırabiliriz öncelikle. Gereksiz olarak adlandırabiliriz. Kanser olarak adlandırabiliriz. Ama muhtemelen SummerSlam main event olacak. Şu içime dokunuyor ya valla. Strowman vs. şey görmek yani. Ne için? Main event görmek. Reigns vs. Goldberg göreceğiz bir de daha. Goldberg gelecek mi geri? Ya onu diyorlar abi. Ya Goldberg ya Cena diyorlar. Ama ben Cena'yı Mahal'a diyorum. Mehmet Dinler zırlıyor şu anda. Haklı. Ben de zırlıyorum ama içimden. Ya dede bak Goldberg gelecek abi. Ben ağlarım ya. Ki gözümden yaş geldi şu anda ya. Abi Goldberg'ü döndürme riskini almazlar bence bu saatten sonra ya. Ben bunun bir risk olduğunu dahi düşünmüyorum ya. WWE'nin mekanın sahibi feud'una girecekler. Aman ya Rabbi. Ya Roman Reigns Goldberg onu konuşacağız da yani şimdi Brock Lesnar Braun Strowman maçı Braun Strowman'ın aylardır yaratılan Giant karakterine bir ket vurmaz mı Brock Lesnar'ın galibiyet alıp tekrar kemeri evine götürmesi? Vursunlar çok fark etmez ki her şey Roman Reigns için. Strowman'ın için hani ya Giant karakterler için çok da öyle karizma fark eden bir şey değil. Big Show senelerce tokatlandı. Senelerce ama Giant olma yani dev hani korkutucu dev olmaya geri dönebildi yani. Çok ya bu döndü. Yeni bir Giant ama. Bu gözler önünde yıllarca kalabilecek bir Giant. Temeli sağlam atılması abi, gerekmiyor mu? İşte temeli şu anda sağlam atılmış gibi duruyor zaten yani hani. WrestleMania'dan sonraki gün herif tekrar gelip Lesnar'ın karşısına dikildi yani hani Battle Royale'den böyle falan ortalara gelmeden falan elenmişti halbuki. Geldi ardından Lesnar'ın karşısına kemer için dikildi ve kimse sen ne yapıyorsun demedi herife. Yani çok da şey değil açıkçası. Problem değil diyorsun olsa. Ya bilemiyorum abi ama yani bence de yakışıyor adam abi yani adam son derece üst düzey bir performans sergiliyor. O yüzden kimse de çıkıp diyemez kardeşim sen ne yapıyorsun burada diye. O yüzden ben de katılıyorum. Diğer söylenti maçlarından biri de John Cena bu SummerSlam için Jinder Mahal. Jinder Mahal'in bu gece kazanacağını düşünen Oğuzhan da vardı. Ben hala düşünmüyorum ya. Efendim? Kazanamayacağını düşünen. Evet. Aynen. Aynen öyle. John Cena SummerSlam'de büyük bir reign yapacak mı sence? Ya da kemeri alacak mı? Jinder Mahal yoksa SummerSlam'de de mi korumayı başaracak? Mehmet Dinler bu maçın John Cena'nın artık ömrünün geçtiğini düşünüyorum ya. Kemeri alsa bile yani uzun süre bir reign yapacağını ben pek düşünmüyorum. Artık John Cena'da part time mı? Aynen öyle yani. O da veteran bir güreşçi sınıfına geçmeye doğru yol aldı bence. Ben sanmıyorum öyle uzun süre kemerleri tutabileceğini falan. Mehmet Dinler sen? Cena hakkında mı? Ya hem Cena hem SummerSlam'deki John Cena Jinder Mahal. Ya umarım olmaz abi. Aynı şeyleri tekrar. Ne gerek var ya hani. Mahal'in karşısına başka biri çıksa ne olur başka bir abi AJ çıksa ne olur ya illa Amerika kahramanına ihtiyaç mı var hakikaten milliyetçiliğin bu kadar geri planda kaldığı artık şey olduğu hani ırkçılıkla bir tutulduğu milliyetçiliğin neredeyse bir dünyada hala milliyetçi kahraman Amerika kahraman çıkarmaya çalışmak bana açıkçası çok abes geliyor yani tamam Donald Trump'ı çok seviyorsunuz olabilir de yani ne gerek var. Evet, son olarak da Kurt Angle Triple H feud'u konuşuluyor. SummerSlam'de maç olacağı söyleniyor. Biraz artık WWE part-time'ların büyük pay-per-view'da yeri mi oldu, alanı mı oldu? Ne düşünüyorsun Ege bu konuda? Yani artık büyük şovlar mı izleyeceğiz sadece? WWE'nin bizi hazırladığı nokta bu mudur? Ne değildir? Şimdi şöyle, WWE sürekli diğer şovlara göre hareket ediyor. NFL başladı, sal gitsin. NBA finalleri var, sal gitsin. Super Bowl var, sal gitsin. Bir VM'de kasarız bir ay. 11 ayda yatarız. Böyle yani, bir zihniyet olmaya başladı artık. Büyük şovlarda part-timer'lar gelecek. Özenli senaryolar izleyeceğiz. Diğer network şovlarında, ise sönük güreşçileri bize sunacaklar mı? Sence bu yemek lezzetli mi Mehmet ya? Bu yemek bize lezzet veriyor mu sence? Ya haftalık şovlar bence güzel oluyor. Daha güzel oluyor bu şekilde. Hı. Ama ya pay-per-view'lar yok abi ya, hani ne bileyim. Sıkılıyorum ben ya. Belki yaşlandığımızdandır. Bilmiyorum, hani tam ayırt da edemiyorum ama. Ya şöyle bir şey de var. Ben WWE'nin zirve noktasının güreşçilerin elinde olmamasından rahatsızım. Ya Brock Lesnar bir dövüşçü ve WWE'nin zirve noktasını alıp aylarca şirketten uzak tutabiliyor. Bu biraz bize 2 hafta önce de konuştuğumuz gibi profesyonel güreş aslında dövüşmekten daha kötü algısı mı uyandırıyor sevgili Oğuzhan Demir? Sen de ayrılıyorsun galiba yanımızdan, sohbetten, telefon şarjından ötürü. Son cümlelerini alalım senin de. Öyle olacak abi. Hı. Ya Brock Lesnar dediğimiz adam yani hali hazırda şirketin en dominant güreşçilerinden birisi, part-timer olsa da yine de geldiği zaman ben buradayım diyebilen bir güreşçi. O yüzden kimse ona kalkıp da diyemez yani. Biz peki, diyoruz ama yani. Peki şöyle sanmıyorum. Bir şey, aylarca WWE'nin zirve noktası Raw ana kemerinin haftalık şovlardan uzak olması ve bu bir dövüşçünün, güreşçi de değil, dövüşçünün gelip kemeri alıp, herkesi dövüp kemeri alıp gitmesi bizi haftalık şovlardan uzaklaştırmıyor mu? Profesyonel güreş izlemekten uzaklaştırmıyor mu? Artık mesela Facebook grubunda da görüyorum bizim. Çok zevkli maç dediklerini duydum Goldberg, Brock Lesnar'a. Yani artık insanlara heyecanlandıran şey part-timer'lar olmaya başladı. Çünkü federasyon bize, WWE bize bunları sunuyor. En lezzetli yemek buyurun bu diye sunuyor. Bize de bunları izletiyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Vallahi abi, bizim yakınlığımız konu bu. Değişmeli diyorsun yani. Aynen öyle. Sen ayrılıyor musun şimdi aramızdan? Vallahi abi şarj %3 galiba. Tamamdır. Yani. Çok teşekkür ediyoruz Oğuzhan Demir'e yayına katıldığı için. Ben teşekkür ederim abi. Çok keyifli oldu. Umarım bir daha yaparız. 2 hafta sonra Great Balls of Fire yayınına da tekrar bekliyoruz Oğuzhan Demir'i. Kendine iyi bak. Hoşça kal Oğuzhan. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Sağ olasın. Görüşürüz. Ege, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Profesyonel güreş sokak dövüşlerinden, kafes dövüşlerinden daha mı kötü? Bu sokak dövüşçüleri gelip federasyonun en büyük kemerlerine konup aylarca bize o kemerleri izlettirmiyorlar. Nedir ne değildir? Şimdi UFC'ye falan bakacak olursak adamlar mükemmel bir star yarattı son 2 yıl içinde. McGregor. Hı. Yani insanlar mesela McGregor PPV'leri inanılmaz satış alıyor. Adamlar başardı ama onun yanında bir sürü yan starları da var. Hı. Ama WWE star yarattığı sıkıntı yaşıyor. Çözümü part-timer'da arıyor. Daha kötü oluyor. Neden? Çünkü kendi güreşçilere güvenemiyorlar. Kendi güreşçileri de bu sefer gelişemiyor. Böylece kısır döngüye bağlanıyor. Peki bunun çözümü Brock Lesnar'ın, Mehmet Dinler'in dediği gibi kanser olup yayılıyor olması mıdır? Çözümsüz müdür? Şirket yeni bir alışkanlık mı kazanmıştır? yani part timer yani. Bir yerde o şansı vermek zorundalar. Evet. Nereye kadar Brock Lesnar, Shane McMahon, Triple H, bunlar nereye kadar gidecek? Ya şey, Triple H, Shane McMahon, bunlarla ilgili sorun yok zaten abi yani. Bunların part timer olması, büyük pay-per-view'a çıkmasıyla ilgili sorun yok. Lesnar'ın çıkmasıyla ilgili de sorun yok. Abi Lesnar'ın kanser ettiği nokta şey, süreklilik gösteren bir şeyi alıp gitmesi yani. Hani abi Triple H süreklilik göstermemesine alışıyorsun adamın hani. Adam tamam sadece hani WrestleMania'da ya da en fazla SummerSlam'da gelecek diyorsun. Shane McMahon sadece WrestleMania'da maça çıkacak diyorsun. Bunlar tamam abi, bunlar hani alıştığın şeyler olduğu için çok fazla da zorlamıyor. Abi ama Lesnar senin alıştığın şeyi alıp gidiyor. Hani güreşte sürekli olması gereken bir şey varsa o da kemerdir abi. Adam kemeri yok ediyor ortadan. Lesnar'ın yarattığı sorun bu zaten. 2014'te de çok çektik bundan. Ve 2014'ü şu anda herkes çok iyi anıyor. Ben anlamıyorum. Şey, sadece forumdan da bahsetmiyorum. Reddit'te falan da çok iyi anılıyor 2014 Reign Lesnar'ın ve ben kafayı sikeceğim artık yani. Ben de. WWE'nin yani en berbat döneminde 2014 sonbahar ayları daha da berbat bir hale getirdi ne yazık ki Brock Lesnar ve hani o Reign'in iyi almasının tek tarafı galiba smart fanların egosunu tatmin etmiş olması. John Cena'yı tokatladığı maçta. Abi yani söyle. Niye yani? Deniz İpek hani demiş ki bu arada, Mehmet sözünü kesiyorum. Geçen sene part-timer'ların olmadığı en güzel maçlar. Bir Owens Zayn'di Battleground'daki, biri de Money in the Bank'taki Rollins Reigns, bir de Extreme Rules'taki Reigns ve Styles. Yani Deniz İpek full-timer'ların güzel bir maçı yok zaten demiş yani. Part-timer'lara da abi, çok laf atmayın demiş. Abi iyi de pay-per-view'larda ayda yılda bir iyi maç çıkarmak abi iyi bir güreşçi olmayı da göstermez. Hele iyi bir şampiyon olmayı hiç getirmez. Ya geçen 2015'in en iyi maçı şeydi abi hani Lesnar'ın Lesnar Rollins Cena'ydı. Ben buna kesinlikle itiraz etmiyorum yani. Ama abi yani adam 6 aylık reigninde bir tane iyi maç çıkaracak diye de çok affedersin kemeri alıp siktirip gidemez abi. Evet. Şimdi WrestleMania 34'e kadar yandık yani. Ve tabii ayrıca şey, part-timer'ların iyi maç çıkarmasının sebebi adamları artık özlüyor olmalı. Ya adamları ringde görmeye alışmadığın için adam ring maça çıkıp sıçsa bile farklı bir şey yaptı diye bir şey yapıyorsun. Adam suplex yapsa bile adam hani şey abi uzun süre görmediğin için hani özlemiş oluyorsun bir nevi. Abi AJ Styles hani AJ Styles'ın Lesnar'a göre hani aynı derece iyi maç, sana göre iyi maç çıkarması için Lesnar'dan tek 3 kat falan daha fazla efor sarf etmesi gerekiyor. Daha farklı bir şey yapması gerekiyor. Çünkü bu adam her hafta güreşiyor gözünün önünde. Valla Cyber 12 demiş ki bir yıl boyunca Kevin Owens'ın korkak heel reign'ini izleyelim de hepiniz rahatlayın. Abi şimdi hiç reign izleyelim. Çok rahatlarım. Şimdi şöyle abi, bir paradoks var. Hiç reign izlemiyoruz. Yani bir şey izlemiyoruz. Problem de burada. Hemen kaybediyorlar evet. Problem çok çabuk değişiyor kemerler. Kemer yok. Hayır. Kemer yok abi. Kemer yok. Sorun burada ben yani. Yan kemerleri de diyorum. Abi Intercontinental'la şovu açıp Intercontinental'la Main Event ayarlayıp Main Event'ta şovu kapatmak yine Intercontinental'la bunları yemez seyirci. Bir yer, iki yer, üç yemez. Bilet satılamamasının nedeni John Cena'nın olmaması değil. İnsanların şampiyon, büyük şampiyon kim olacak heyecanını şovlarda bulamaması. Abi doktorun bir yorumu var. Hani şu an Lesnar dışında kemeri taşıyabilecek adam yok diyor. Abi Dean Ambrose çok daha iyi bir şampiyon olur şu anki Lesnar'dan. Demesi. The Miz çok daha iyi bir şampiyon olur Lesnar'dan. Seth Rollins daha iyi bir şampiyon olur. Samoa Joe daha iyi bir şampiyon olur Lesnar'dan. Evet hani Deniz İpek... Abi geçin yani. Deniz İpek demiş ki Lesnar'ın part-timer olmasına rağmen hem seri maçlar çıkarması hem de sağlam feudlar yaratılması bir artısı. Lesnar'ın kemer almasında da sorun yok aslında. Asıl sorun dediğiniz gibi kemeri alıp gitmesi. Zaten bundan bahsediyoruz. Ne? Bir dakika. Lesnar'ın hem seri maçlar çıkarması mı? Lesnar seri maçlar çıkarmadı. Onu da ona geleceğim. Kemer reyni boyunca satayım, 30 dakika boyunca suplex vurmak seri maç mı oluyor? Öyle 3 ayda bir değil, en azından 2 haftada bir Raw'larda bulunup her pay-per-view'da bulunması gerekiyor bence. Reigns'i tamamen full timer olarak da yapamaz, gimmick tutmaz. Ya gimmickle niye full time olmayı karıştırdınız? Anlamadım. Yani izlediğimiz şey ne yazık ki profesyonel güreş olmaktan daha çok sokak kavgasına döndü. Bize can sıkıcı nokta şu: sokak kavgasının profesyonel güreşten daha üstün gösterilmesi ve bunun hani büyük şampiyonların da güreşçi değil kavgacı olması. Ben açıkçası WWE'nin MMA'yi, UFC'yi daha doğrusu yakalamak için bunu bir hamlesi olarak görüyorum. WWE'nin ticari endişeleri mi var? Diğer tarafta Hindistan pazarı, diğer bir tarafta MMA'ye kaptırılan seyirciler falan. Ne düşünüyorsun bu konuda Ege? Yani az önce söylediklerimle aynı aslında. Çok bir şey değişmiyor. Evet. Çok bir ekstra bir şey söylenecek durum yok ortada. Ya mesela aklıma şu takıldı geçen gün. Seth Rollins'le Bray Wyatt feud'a başladı biliyorsunuz. Bu adamlar niye başladı mesela? Maça karıştı, hemen promo kestiler. Bu mu olay yani? Çok sinirleniyorum böyle şeylere. Bir anda rakip oldular birbirlerine. Finn Balor'a sen şey yapıyordun, hologram açıyordun. Ne oldu? Evet, Lesnar kondisyon konusunda şirketteki bütün güreşçilerden daha iyi demiş. O konuda laf yapmayın demiş. Ben kondisyonunu harcadığı bir maç hatırlamıyorum Lesnar'ın son bir senede ya. Ya çıldıracağım arkadaş. Söyleyeceğim olmayacak. Abi herifin bir tane maçı var ya, dayak yediği. Hani dayak yediği ciddi anlamda bir tane maçı var. Geri kalan maçların hiçbirinde efor yok ki herifin. Darbe aldığı maç yok anasını satayım ya. Kondisyonun iyi olsa ne olur? Çıldırtmayın adamı. İşin ilginç tarafı... Bu adam tembelin teki zaten. Ya bak ben artık Brock Lesnar'ın WWE'deki büyük güreşçilere de farklı bir karakter yüklediğini düşünüyorum. Neden diyecek olursanız, bu adam yılda 20 gün çalışıyor ve diğer roster'ın kat be kat fazla bir ücrete yıllık 15 milyon dolara çalışıyor. Hatta John Cena'nın kendine part timer olarak evrilmesi ve maaşının arttırılması talebi de bu yüzdendi. Artık azıcık isim yapan, şekil yapan, kemer kazanan, arkasında fanlar olan güreşçiler ben daha az güreşmek istiyorum, Randy Orton'ın live event'lara çıkmama maddesi gibi, daha çok para istiyorum, John Cena'nın bu konudaki ısrarı gibi taleplerde bulunabiliyor. Ben WWE'nin gittiği noktayı da çok eğlenceli bulmuyorum açıkçası. Yani yarın Seth Rollins belli bir karakter doygunluğuna, başarı doygunluğuna ulaştığı zaman Lesnar gibi part-timer olmayı isteyecek gibi duruyor 2-3 sene sonra. Yani alttan gelen jenerasyon Lesnar olmak istemesin. Alttan gelen jenerasyon Hogan olmak istesin. Ric Flair olmak istesin. Ben böyle daha güzel şovlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Siz Mehmet, Ege. Şimdi Mete Aka Makers forumdaki Makers mı arkadaşlar? Kardeşim. Yani muhtemelen. Abi şimdi UFC'ye gidip yorumu okuyacağım. Brock Lesnar'a laf atan arkadaşlara sesleniyorum. Bugüne kadar kaç WWE güreşçisi gidip UFC'de heavyweight şampiyon olabildi? Laf attığın adam Carlito değil mi? Farkında mısın? Carlito Brock Lesnar'dan daha iyi profesyonel güreşçi. Ha, bu izlediğim şeyin adı zaten. İzlediğimiz şeyin adı profesyonel güreş. Dövüş sokak, değil. Kafes dövüşü değil, evet. Yani işte WWE'nin yansıttığı bu. Profesyonel güreşçilerden daha yetenekli ring içinde kafes dövüşçüleri. Ne yazık ki geldiğimiz nokta o. Ayrıca biri yukarıda demiş, Hell in a Cell 2015 ve SummerSlam 2015'te de gayet dayak yedi bu adam demiş. Undertaker'la karşılaştığı maçları saymıyorum, affedersin. Pes etti Undertaker. Efor sarf etmene efor sarf etmiyorsun ki Undertaker maçlarında hani. Temposuz geçiyor çünkü yani. Undertaker o maçta pes etti. Arkadaşlar, Undertaker seri bittikten sonra o maçta bir de pes etti. Ya bunlar Brock Lesnar'ı daima şirketin yüceltme hamlelerinden biriydi. Ve şu an Brock Lesnar dokunulmaz bir noktada. Yani ulaşılamaz bir noktada. Bizim izlediğimiz şeyin kalitesinde Brock Lesnar'ın bu noktada olması değersizleştiriyor. Ege, sen ne düşünüyorsun? Çok uykum geldi şu anda Brock Lesnar konusunda yani. Yani bu adam bir de paramı alır giderim kafasında. Bu daha çok sinir bozuyor. Ya ve adam hiçbir şekilde hiçbir senaryoya itiraz etmiyor ya hani. Ama ya hani güreşçi egosundan olsa hani bu adamı kaybetmemek için bu senaryoları veriyorlar desen hani bir şey demeyeceğim. Hani zamanında Alberto'ya verdiğin gibi, Sina'ya verdiğin gibi o şeyleri, Hogan'a verdiğin gibi, bilmem neye verdiğin gibi o senaryo tabizlerini bu yüzden veriyor olsan diyeceğim. Tamam. Abi Alberto'da ne buldular da senaryo tavizi verdiler yıllarca? Sen bu adama ne bileyim kaybetmek istemiyorlardı bir türlü. Ne bileyim sen bu adama kalkıp abi yani bu adamın zerre umurumda değil. Bu herif kalkıp yarın Dolph Ziggler'a kaybetse kızmayacak sana. Hani niye alıyor bunca senaryoyu? Niye bu kadar ben anlamıyorum ya. Gerçekten. Ya adam UFC'de maça çıkacağım diye Ambrose'un mesela bütün önerdiği şeyi reddetmiş adam. Söyledi Stone Cold'un podcast'inde. Bir kere olmuş o da yani. Ki o da UFC maçının öncesi yani. İçine sıçtı Ambrose'un ama öyle bir durum da var. O şeyden sonra. Yani tarihin en ekstrem maçlarından biri olacak diyorduk hepimiz forum halinde. Evet ya, tarihin en büyük hayal kırıklıklarından biri. Lesnar sağ olsun yani. Yani aynen hani bak ve o bir kere oldu ve o da yani UFC'de maça çıkacağım diye sakatlanmak istemedi mesela. İşte ama böyle olmaması lazım. Ambrose'u düz kaybedecek olsa itiraz etmezdi mesela buna. Ya o bakımla evet de ondan da biraz kızgınım Lesnar'a yani. Lesnar'ın başarılı olmasına gerek yok illa. Lesnar'ın şu gördüğü ilgiyi görmek için herkesi yenmesine, herkes temizlemesine gerek yok yani. Ne bileyim abi ya. Biz şimdi isyan ediyorsak WrestleMania'ya kadar ne yapacağız biz? Ben onu çok şu an düşündüm. Hadi SummerSlam'i bir şekilde çıkardın. SummerSlam'den sonra vallahi SummerSlam'den sonraki evre bize çok eğlenceli izlenimler sahip ettirmiyor bizi. Brock Lesnar şöyle de bir sonbahar döneminde bulunacağı iki show var. Bak biri Hell in a Cell, biri Survivor Series. İlk Reign dönemi, Lesnar'ın 2014 Reign'i sırasında arkasında izlenebilecek hiçbir şey yoktu ama. Yani Lesnar dışında da izlenebilecek çok az şey vardı. Artık hani yavaştan bayatlamaya başlamış Rollins Ambrose senaryosu vardı. İşte Reigns sakatlanmıştı zaten. İşte Sina geri döndü mü sonra abuk subuk şeyler yapıyordu falan. Survivor Series zamanı hariç hani Team Sina vs Team Authority hariç hiç doğru düzgün bir senaryo yoktu ortada. Evet. Ve izlenebilecek bir şey yoktu. Şu anda neyse ki izlenebilecek şeyler var. Başka şeylere odaklanabiliyoruz yani. Belki Mahal'in bu arada bu kadar sadece forumda böyle geyiğine destek de gördüğünü söylemeyeceğim ben. O geyiğine desteği Reddit'te falan da görüyor. Ve bunun biraz da insanların kızmak yerine bununla eğlenmeyi tercih etmesinin bir sebebi de en azından bir tane ana kemer şampiyonu ortada demesi yani. Ölüm olacağını tutma olsun zihniyetimin eve. Yani ve bununla eğlenebilelim en azından diye. Yani Mahal'in Reign'in en azından iyi taraflarını görmeye çalışıyor artık insanlar. Yani o yüzden abi ve izlenebilecek şeyler var en azından. Ya mesela en son Extreme Rules Main Event'ının senaryosu da, gidişatı da, Main Event maçı da bence çok iyiydi. En azından böyle bir şey vardı ortada. Şimdi Finn Balor, Seth Rollins, Bray Wyatt, Roman Reigns, bunlar üçlü dörtlü olarak kombinasyonlarla gayet iyi senaryolara çıkabilecek insanlar. İşte hala bir Ambrose etkisi var, atıyorum. Raw için konuşuyorum. Bunun dışında hani Raw sıçsa bile artık izleyebileceğimiz bir SmackDown var. En önemli kısmı da bu yani. Evet, Deniz İpek demiş. Lesnar kemersiz bir şekilde geçen sene SummerSlam'i mahvetti boşlarıyla. Bu sene Reigns'le ya da Strowman'la bir maça çıkarsa yazı kurtarabilir. Valla ben Lesnar'ın bulunduğu hiçbir maçın bir şey kurtarabileceğini düşünmüyorum. Hayır, bu bir önyargı değil. Lesnar sadece kemeri kaybetsin artık. Başka bir şey istemiyorum. Abi yani. Ben sonbahar döneminde ana kemersiz şovların çok düşük reytinglere SmackDown, bak SmackDown'ın yükselişiyle değil, SmackDown'a seviyesinin altına inişiyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Bilmiyorum, inşallah WWE bu konuda bir önlem alır. Bize de farklı şeyler izletme konusunda hiç zannetmiyorum önlem alacaklarını. Yani Lesnar'ın düşüreceği hiçbir şeyle ilgili sorunları yok adamların ya. Hani ya olacak olsa zaten kemeri vermezlerdi yani. Şu Goldberg'e bile geçmezdi o kemer yani hani. Lesnar'ın SummerSlam'da 4-0'lık yenilmezlik serisi var. Kurt Angle'a yenilmemiş miydi? Lesnar burada ezilecek veya gömülecek bir adam değil, fakat şirket Lesnar'a fazla kaptırıyor kendisine Punk City demiş. Lesnar ezilsin mezilsin demiyoruz zaten abi, yani Lesnar kullanıldığı zaman olağanüstü bir güreşçi. Hani adamın kariyerinin başını da canlı izledim abi ben, yani hani Lesnar hakikaten olağanüstü bir güreşçiydi. Şu anda güreşçi değil, sorun o. Doğru. Kurt Angle vs Triple H olabilir mi? Vallahi söylentiler var. Hatta buna karşılık bir senaryo hazırlığı da var gibi duruyor ama bilmiyoruz. Lesnar konusuna 2 haftalık ara verelim o zaman. Bir de şeye, son olarak da şuna değinelim. Şu Saft'ın Enzo ile kesin olayı ne olur? O da merak ettiren bir şey şu anda. Değil mi? O senaryoda arka alanda saldırı yiyip duruyor adamlar. Revival gösteriyorlar bize sürekli. Onlar yapmış gibi. Ya o konuda değişik spoilerlar da sundu şirket bize. Hani bir kesim beklenen heel turn'ü tarzı. Yani Revival yapmış olsa bile bir kesin sinirlenecek, takımı dağıtacak başka bir sebebi var artık yani. Hani şu Big Show olarak. Sürekli maç kaybediyor. Tuş oluyor sürekli maçlarda. Böyle bir sebebi bağlayabilirler. Son 2 haftadır zaten Big Show'la hani. O kadar. Bu arada Punk City demiş, Enzo Kes olayı klasik WWE senaryosu. Yıllardır aynı olay. Yo, ben öyle klasik bir WWE senaryosu görmüyorum bunda. Hatta oldukça farklı. Yani hakikaten şu anda gerçekten kim saldırmış olabilir ben de düşünüyorum. En yani orijinal senaryolardan biri hatta. Hayır, saldırması değil işte, bir kesin trip atması falan filan. Ya hani olayın sonucunu biliyoruz. Takım dağılacak. Ve Kes heel olacak. Hani iyi bir şey, hani muhtemelen Enzo'yu da patatese çevirip bırakacak. Vallahi ama Enzo'nun gidişi de şey gibi durmuyor mu Mehmet? Sana sözünü kesiyorum ama jobber olacakmış gibi durmuyor mu? Shawn Michaels, Marty Jannetty gibi mi? Sonları. Yani güzel, bak çok güzel bir örnek verdin. İnanılmaz güzel bir örnek verdin. Deniz İpek de aynı şekilde ya mikrofondan kurtarır ya da jobber olur demiş. Sizce? Abi şey, mikrofon performansı o kadar üst düzey ki hani şey yani hani jobber olacak gibi değil yani. Hani Mark Jannetty pozisyona düşecek gibi değil. Hani çünkü Shawn Michaels o tarafın hani en azından sonradan inceleyebildiğim kadarıyla hem mikrofon tarafında hem ring içi tarafında daha iyi olan tarafıydı. Yani daha iyi güreşçi olan tarafıydı. Şu anda ama yani Enzo hani gerçekten o mikrofon performansıyla şey değil, hani jobber olacak gibi durmuyor. Umarım da olma yani şey, hani daha ilginç bir şey bulabilirler Enzo'ya. Ben jobber olmasını istemem. Sevmiyorum. Ben de. Ama hani bu kalite bir mikrofon performansının da hani jobber olmasını istemem. Ona geçiyorum şey. Ya forumda geçen bu şey popüler olmayan güreş düşüncelerini tartışıyoruz başlığında bir yorum vardı. Enzo'yla Kes'in dağıtılması bana da mantıksız geliyor açıkçası. Yani takım halinde bu kadar iyi reaksiyon alan bir şeyin hani gerçekten ve takım dağıldıktan sonra alacakları reaksiyon gerçekten şüpheli olan bir ikilinin hani ne bileyim dağıtılması bana doğru gelmedi. Yani. Menajeri de olabilir mi acaba? Enzo kesin. Ya o tarz bir şekilde ilerleseler fena olmazdı sanki. Ya gerek de yok ya abi, devam edebilirler de bir yıl daha aynı şekilde devam edebilirdi Enzo'yla. Arada katılır, arada kaybolur. Sürüp kalır. Devam edebilirlerdi. Enzo kötü güreşiyor. Tek champ olamazlar. Abi illa şey değil yani hani. Ya kötü güreştiğini nerede gördük? Ben kötü güreştiğini düşünmüyorum. Ya iyi güreşmiyor amenna. Kes de iyi güreşmiyor hani. İkisi de tempo yapabiliyor ama bak bu iyi bir şey. Hani ayrıca yani abi Jinder Mahal WWE şampiyonu, Naomi kadınlar şampiyonu hani çok da çok salladıklarını düşünmüyorum iyi güreşi o kadar ya. Bugün Lana'nın şampiyon olmasını konuşuyoruz yani. Doğru. Hardy'lerin dağılma... Sonbahara gelecekler. Diyecekler ki NBA'ye başlıyor. Biz ne yaptık? State maçları var şimdi. Biz ne yaptık diyecekler, evet. Yandık yani. Kısaca yandık. Hardy'lerin dağılma senaryosu ve bunun yanında süre gelen bir türlü de göremediğimiz Brook'un ve görme ihtimalimizin giderek düştüğü TNA'deki Brook'un senaryosu hakkında konuşalım isterseniz arkadaşlar. Olmayacak gibi duruyor. Neler düşünüyorsunuz? Ne hakkında? TNA'in Brook'un senaryosu vardı ya Hardy'lerin. WWE'ye gelmeyecek gibi ya da Hardy'ler çok mu sönük kaldı? Acaba romantikler isyanlarında haklı mı? Hardy'lerin problemi promotion mı yoksa gerçekten modaları geçti mi? Brock'un senaryosu olmadan o iş zor yani. Hardy'lerin iyi bir tepki alması. Abi Hardy'ler bak hiç Brock'un senaryosu olmasaydı, hiç Brock'un Matt diye bir şey yaşanmış olmasaydı ve WWE'ye geri dönmüş olsalardı Hardy Boys olarak kimsenin bir sorunu olmazdı. Beklenti büyük ama diyorsun. Ama en iyisini gördüğümüz için 1,5 yıl boyunca izlediğimiz için şey gibi yavan kaçıyor. Evet. Ya, ama şey yani yine de reaksiyon alabilirler. Alıyorlar ve şey özellikle hani ne zaman Brock'un olacaklar diye hala izletmeyi başarıyorlar. Çünkü hala böyle ipucu bırakıyorlar böyle. Hani hala iz bırakıyorlar hani. Hani Matt hala şey delete şeylerine, chantlerine ayak uydurabiliyor yani. Mesela. O da bir süre daha onu kullanmak istiyor olabilirler yani. Yani tabii tahminler üzerinden gitmeye devam ediyoruz. Bir de Enzo ile Kes dağılınca ortada face takım kalmıyor. Öyle bir durum da var. Hardy'ler var ya. Hardy'ler çekilecek şu anda kemerden. Ne yapacak Hardy'ler? Tek başına mı takılacak? Bir şey, ona bulunur bir şey de club mı çıkacak tekrardan? Yani ya şimdi yani. Aynı şekilde aşağıdan club bittik zaten. NXT'den gelen takımlar. NXT'den de face takım gelmedi. Doğru, NXT'deki ki. De dağıldı. DIY dağıldı abi. Hani niye öyle bir şey yaptılar ya? Yani İkisini de şey tekli kullanmak istiyorlarmış ana kadroda. Çok da yani yanlış bir fikir değil bu. Hani ikisi de çünkü muazzam güreşçiler yani. Hani. Saneti var işte. O gelebilir ileriki zamanlarda. O da iyi. Onlar face olarak gelirse çok ilginç olabilir ya. Decay vs şey gibi mi? Broken'lar gibi olabilir, evet. Yani Sanity'den face ilginç şeyler çıkabilir gerçekten yani hani ben aynı şeyi White Family için falan da söylüyordum hani Odors of Pain var kemeri kaybedince. Ya Odors of Pain çok yetenekli. Ayrıca Odors of Pain'in bir tane üyesi de Fenerbahçeli. Ne? Evet, Fenerbahçeli. Aynen. Odors of Pain favorim ya kardeşim. Ya adamlar şey çünkü bakıyorsun bir duruşları var böyle. Doktor demiş ki Roman Reigns Usos diyeceğim. Umarım yanılmam. Birleşip Samoa Pimps stable'ını kurmalı. Doktor gene parlak zekasıyla ilham veriyor bizlere. Deniz Club'a karşı Bullet Club'a karşı kurmuşlardı ya zaten. Evet. Deniz İpek, Naomi hariç kemer sahipleri bile face tek team kalmaması normal bence demiş Mehmet. Bu Deniz İpek bugün sana hep ters gidiyor Mehmet. Çok sevdim ha Deniz İpek'i. Forum nick'inle Deniz. Kardeşim benim. Box'u da okuyalım bir insanlar isimlerini duysun bir ara. Aynen 57 yani, tane dinleyici var. Ya rakipler olmuyor mu yani hani face olamıyor mu yani? Her yıla bir tane face rakip lazım değil mi yani? Bu da senin kadar mantıksız konuşuyor. Sevmenin sebebi normal. Oha! Neler diyorsun sen ya? Allah Allah. Never Give Up Sina. Evet. Bakıyorum. Final 17. Mehmet Dinler. Hikmet Zeybek Rising Generation. Muhammed Şamver. Ege Sen. Lunatic Final. Mam Seni. Gene Uğur. Numanity. Brock Lesnar. Code Blue. ETR. Doktor. Selamlar doktorcu. Doktor sırtım ağrıyor ya. Ne? West GTR. Last Dark First. Bobby Roode. Bu Bobby Roode bizim Ege götü mü? Evet. Ryan götüne koyayım bu arada. Spastik herif. Slipper Smugleyaf. AJ. Ruh'da ıslanmaktan sıkılmadı ya herif. Lon Emre selamlar. Ercüment selam kardeşim. Forma kaydol muhakkak Ercüment. Seviyoruz seni. Ayberk kardeşim. Kamil Kürşat. Bir şey diyeceğim mi Kamil'e? Mehmet Dinler. Yo. Aman akıdımın çocuğu. Güneş İlyas, sevgiler. Erdal Bey, Erdal Bostancı. Mete var, The Cleveland Screamer, Deniz İpek, Emre Üstün, Uygar Yavuz, Emir Safa, merhaba Emir, Punk City, selam Punk City, The Funky Homos, İngilizcem bitti. Snation Guy, Atahan, Mehmet Aydın, Saplex City 72, Stephen Trueway, selam Stephen. Bugün yayına çok katkısı oldu yine. Mert Demir, herkese selamlar. 58 tane ayrıca dinleyici var. Kaç tanesi misafir? 18'de misafir var. Üye olup chatbox'a katılabilirsiniz. Evet. Mehmet niye bu arada problemin ne ya Kamil'le? Kamil neden ebesini, bana sövüyorsun diyor. Radyoların ebesini bellemişsiniz falandır filandır. Sen kimsin ya? Sen kim köpeksin ya? Hayda. Olacak iş değil gerçekten. Ah. Abi, yani Jeff TLC'ye sene sonuna doğru Universal'a oynar demiş Jeff Hardy. Jeff Hardy'nin tekli kariyer yapacağını düşünüyor musunuz WWE'de? Hayır. İyi bir kariyer anlamında mı? Efendim? Normal kariyer anlamında mı? Tekli kariyer. Main event gibi mi? Main eventer olabileceğini düşünüyor musunuz tekli kariyerinde WWE'de? Çok zor. Bence de çok zor ya. Ben bu kadar romantik yaklaşamıyorum bu konuya. Ben de zor olduğunu düşünüyorum. Chatbox hep evet demiş. Bu arada soru alıyoruz şu anda. Soru alma zamanındayız. Sizce TLC'de Raw Money in the Bank maçı yapılsa nasıl olur? Yine doktordan. Bir alt kablosuna bakayım kimler varmış. Işık saçan zekası. Money in the Bank'i kim alır? Ya cevapladık, ben Nakamura dedim. Mehmet Dinler hepsi olabilir dedi. Ege de AJ dedi. Kurtlar Konseyi Vol 2 olacak mı? Yok ya, darbe yiyor sonra. Kurtlar Konseyi Vol 2 olunca. Olursa Kurtlar Konseyi'nde. Her pay-per-view ve ekstrem maça mı çıkacak? Yok be. WWE'nin zaten mevcut PG politikası sebebiyle yaptığı maçlar ortadadır. Jeff Hardy 34 Roman Reigns Brock Lesnar maçını kim alır demiş Moneymakers. Roman Reigns tabii ki. Brock Lesnar alır. Jeff Hardy her türlü şu an SmackDown'ı sırtlar diye düşünüyorum. Bunun romantizm ile alakası yok. Hardy'nin yeri çok ayrı seyircilerde. Punk City'deymiş. Abi Jeff Hardy önce kendi göbeğini taşısın. Gözünü seveyim. Sırtlaması kalsın ya. Valla pek seyirciler öyle göstermiyor ama Stephen Trueway demiş. Zaten Raw'da bilmem kaç tane adam var. Jeff tekli de asla ana kemere oynamaz. Evet. Mert Demir demiş. Jeff ana kemere oynamasa bile Intercontinental'la oynayabilir bence. Bobby Roode, Ryan Spasti, Hardy 8 kemer alsın. 8 kemere alsın, kimse sesini çıkarmaz. Allah Allah. Buğra Gür'ü ban yememek için. Efendim canım. Twitter'da sana laf soktum bu arada. Teşekkür ederim. Retweetlerim. Laf sok. Güzel soktuysan. Joe ile WWE'yi ters köşe yapar mı sizce? Evet. Bunu 2 hafta sonra konuşacağız. Ve 2 saat boyunca konuşup yapmayacağı kararına varacağız. Jeff Hardy bir daha ana kemer alamaz bence demiş Cold Blue. Soruyu şöyle değiştirelim. 2 hafta sonra konuşacağımız zaman soru yapsa çok güzel olmaz mı? Yapsa çok güzel olur. Şu soruyu konuşalım 2 hafta sonra. Goldberg'ün kaç sene sonra geldiği şirkete Jeff tabii ki de alır. Ya Goldberg'ün gelişi ile Jeff'in gelişini denk tutma ya. Rica ediyorum. Battleground ne oldu ya? Uzak kaldım o konulara. Ve Numan tarih vermişti. Temmuz'un bilmem kaçı. Evet, sorular bittiyse artık ufaktan kapatalım. Dinleyen herkese teşekkür ederek. Buradan Eylül Sefa şey sormuş. Eylül Hanım'a da selamlar Black buradan. Ne olur demiş. Ne? Aleister Black'le kasıyorsa o maçı ne olur demiş. Abo, sen hala o maçta mısın ya? Aleister Black alır tabii ki. Aleister Black bağırta alır. Mehmet bağırtır mı bilmiyorum ama alır yani bence de. O tekmeler, of, o akıcı vuruşlar. Mehmet Dinler'in harbi iyi laf sokması. Herkes retweet yapsın arkadaşlar. Bir dakika. Güreş Türkiye hesabında da laf retweet yap. Aynen. Battleground ortak pay-per-view mu? Raw için. Değil mi? Hayır, Raw için. Benim... Bir dakika. SmackDown için de olabilir. Yo, Raw için. Yo, SmackDown için de olabilir. Benim beynim yandan sadece. Battleground mu? 5 he. 5. biradan sonra ben lazım. SmackDown diye biliyorum ben de. Ben de SmackDown için biliyorum artık. Yani sonuçta Great Balls of Fire. Aynen işi o açıdan düşünmemiştim. Mehmet şu ben sarhoş oluyorum. İlginç. Snation Guy. Mutant Asuka ne zaman kaybeder kemeri? Evet. Bir rekoru Asuka kırdı. O zaman Last Woman Standing mi yapacaklar? Aynen, Nikki Cross'la. Onda kaybedebilir. O Ember Moon'la bir şey yapmayacak mı? Yok, Nikki Cross'la. Nikki Cross'a kaybetmez ama Ember Moon'a kaybedecek illa. Code Blue yazmış ki Rusev ana kemer istiyorum. Shane yok artık. Lana maç istiyorum. Shane tamam. Güzel. Face GM'leri hiç sevmiyorum gerçekten. Asuka ile Goldberg'ün serisini bir tutuyoruz. Kardeşim, Goldberg'ün serisi yok zaten. Naylon'u. Geç onları. Evet. Asuka'nın yarısından fazlası L'lerde geçti. Live notlarda. West GTR. Ne diyorsun ya? Deniz İpek. Asuka anca ölünce kemer boşa çıkar, kaybetmez de. Mert Gümüş, Ege Styles övsene biraz demiş. Styles övmeme gerek yok. Adam zaten muazzam bir güreşçi yani. O kendi kendini övdürüyor. Doktor Mehmet bu sana. Doktor demiş ki Goldberg keşke dönüp kemeri alsa Lesnar'dan. Oy. İçim sıkıldı. Mehmet Dinler'in istifa edecek olması. Oh, vallahi içim sıkıldı, yemin ediyorum var ya. Ay, ihtimali düşününce bir an gittim yani. Canını sıkma. Bu arada WrestleMania'daki maçları çok acayip ha. Ya WrestleMania'daki maçları az önce ben gömerken sen hayır çok eğlenceli dedin ya. Senin ya götünü sikeyim Mehmet. Abi oğlum bana sürekli bak muhalefet olup durma, seni sikerim ha. Seni, bir dakika abi, maç eğlenceliydi. Seni abi, Kamil Kürşat'ın önüne atarım birader, Mehmet Dinler. Birader bak, Lesnar üst üste 4 spear yiyor, bir tanesi bunun bariyerlere ve olmuyor, tuş olmuyor. Böyle eğlenceli bir şey bence. Hele Lesnar'ın 3 tane suplexinden sonra ayağa kalktıran Goldberg'da spear yemesi falan. Abi yemin ediyorum var ya Shawn Michaels tarzı bak, ya. Bak abi bu kadar böyle efsane selling gördüğüm tek maç var başka. Hulk Hogan vs. Shawn Michaels bir tane SummerSlam maçı vardı. Shawn Michaels'ın böyle coştuğu, tarihin en iyi sellingini yaptığı. Onunla abi kıyaslayabileceğim tek maç bu selling açısından ya. Ben o yüzden çok eğlendim. Evet, doktor demiş WrestleMania'daki maçlarına Meltzer güzel bir puan vermişti. Birader Meltzer kim ya? Ben de kötü puan veriyorum. Beni niye ordinaryus olarak görmüyorsunuz? Stephen Trueway evet. Demiş Roman Reigns Raw'daki duyurusunda Goldberg'i emeklilik maçına çağırır mı? Allah. O yapman lazım Ege bu hareketten sonra. Teşekkürler. Hadi gelsin. Kıyamadım chatbox'taki kardeşlerime. The Cleveland Screamer Roman emeklilik kurumu Reigns demiş. Doğru. De hala Undertaker'ın emekli olduğuna dair bir duyuru yok yalnız. WWE zaten Facebook sayfasından ölü adamı bir daha öldüremezsiniz diye bir video yayınlamış. Yani bu ne demek? Yani bilmem şimdi Reigns yapacak ya, konuşma yapacak ya. Belki. Kardeşim belki, konuşma yapacak bu hafta. Seth Rollins o kime saldıracak? Ya, ulan bu Raw'da işte. Yalnız bu Raw'da tamam mı? Çok acayip Seth bir şekilde. Raw'da konuşmayacak yalnız. Bu show'dan. Center'da. Ha doğru. Yani o yüzden senaryo dışı bir şey olacak. Ha siktir et onu o zaman. Siktir et. Ya yalnız Raw'da çok senaryosuz adam var. Bray Wyatt mesela her hafta birine saldırıyor. Çok değişik ya. Raw ne yapıyor acaba böyle? Bray Wyatt'ın şu anda senaryosu var işte yani. Kim? Her hafta işte. Herkese saldırmak mı? Senaryosu. Her hafta birine saldırıyor dediğin abi şeyden sonra Extreme Rulles'dan sonra çıktı dedi ki kaybetmemin sebepleri var. Sırayla sikeceğim o sebepleri dedi. İşte doğru. Önce Roman Reigns'i denedi. Roman Reigns dedi. Sonra seti denedi. Baktı becerebiliyor. Kaldı hani. İlginç. Yani o öyle. 2K18 duyurusu yapacakmış bu arada. Seth Rollins. Bu kadar hype'lanmaya gerek yok diyor Mehmet. Ben de onu dedim. Ege de onu dedim. Doğru mu? Sizi dinlemiyorum çünkü. İlla chatbox'tan yorum atmamız mı gerekiyor? Kardeşim sen benim seni dinlemem için senin bir vasfın olması lazım. Benim vasfım. Ya bu ara 2 Ember'de biraz ortalık şenlensin. Öf. Benim vasfım yok lan harbiden. White tokatlanmaktan zevk alıyor demiş. White tek pay-per-view'luk ilişki seviyor. Evet 56 kişi artık ben de çıkmayacaklar. Ben de ufaktan yayını kapatayım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sevgili Mehmet Dinler, Ege Yürüten, Ege Yitice beni andı. Tüm forma halkına sevgileri, saygılarımı gönderiyorum. Nice Ambrose'lu günler diliyorum hepinize. Ben de Ege Yitece'ye sevgilerimi gönderiyorum ben de. Bu yaz bitmeden bir ara oturalım. Bir iki kadeh bir şeyler içelim. Parlatalım yani diyorum. Duyuyorsan eğer, dinliyorsan. Birileri sesini. Neyse siktir et. Onun dışında Allah kitap Kevin Owens. Sabaha görüşürüz. Evet Kevin Owens dedi Mehmet Dinler. Sen kim diyorsun Ege? Allah kitap. AJ Styles mi? Allah kitap AJ Styles. Okay. Ambrose sayılmıyorsa o tabii. Instagram'dan gelen. Bu ilginç bir din olabilirdi gerçekten. Wrestling Turkey'den gelen. 16, Allah kitap Ambrose. 16 misafirle birlikte toplamda 56 kişi şu an yayınımızı dinliyor. Gecenin bir vaktinde deli misiniz lan siz diyorum. Ve 2 hafta sonra Great Balls of Fire Pay-Per-View'una, radyo yayınına hepinizi tekrar bekliyorum. Güzel bir hayırlı show. Bayramlar ayrıca. Aynen hayırlı bayramlar. Güzel bir show olması dileğiyle kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.